KarSpor, Spor Spor Aktifi Sunar İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir spor aktif programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugün stüdyolarımızda Erzurum'daki futbolun şampiyonluk fitilini ateşleyen efsane isimlerden birisi var. Sayın Hamza Cimilli. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ve Profesör Doktor Erdin Şıklar hocam da bizimle beraber. Hocam siz de hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ee, evet sevgili izleyenler. Hamza Başkan'la bugün Erzurum Spor'un dününü, bugününü, yarınını konuşacağız. Futbola ne varsa hepsini konuşacağız. Çünkü kendisi çok deneyimli. Bu işleri çok iyi bilen. Ve bu işlerin tozunu toprağını tabiri caizse yutmuş birisi. Evet başkanım. Şimdi siz 3 Temmuz kültüründen yetişmiş, kalecilik yapmış, oynamış birisisiniz. Bir o günlere dönersek, o günlerdeki Erzurum'daki futbolu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben öncelikle... Buraya beni davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize de selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Ayrıca dün vefat eden Nazım İğliçalı kardeşimize de selam, Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet. Birkaç gün önce vefat eden efsane kalecimiz Ersen'e. Ondan önce rahmetli olan Yalçın Songun kardeşime ve Erzurumspor Spor Camiası'nın içerisinde bugüne kadar gerek idarecilik yapmış, gerek futbolculuk yapmış, gerek taraftarı olan ve rahmete, Allah'ın rahmetine giden bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 3 Temmuz'dan başlayacak olursak Erzurumspor'un kuruluş tarihi 1968. Ben 12 yaşındaydım. Rahmetli Necati Kışkalı Felsefe bahçesinde bizi buldu ve dağcılığa getirdi. Yani 1968 Erzurum Spor'un kurulduğu sene biz de amatör futbola başlamış olduk. Biraz önce söylediğiniz gibi 3 Temmuz Stadyumu'nun huzunu yutmuş. E, affedersiniz zımpara gibi olan zemininde her tarafı yara bere içerisinde olan e, eski sporculardan e, bir tanesiyim. E, o günlerdeki e, Erzurum'daki spor e, sadece futbol olarak düşünmezsek e, çok e, güzel bir şekilde. E, Baştaki insanlar hiçbir şey beklemeden, çok büyük fedakarlıklar yaparak bir 3 Temmuz stadında, işte efendim Erzurumspor maçını orada yapıyor. 20'ye yakın amatör kulüp maçlarını orada yapıyor. Küçük küçük kulübeler ve soyunma odaları. Burada o eski nostaljiyi yaşadığımız zaman, yani aşağı yukarı 50 yıldan fazla bir zaman geçmiş duygulandığım zamanlar oluyor. O günlere dönersek mesela diyelim ki amatör Erzurum'da amatör lig dediğiniz zaman işte bir dağcılık, palandöken 12 Mart, Doğu Spor Karagücü 3 Temmuz, Aşkale 3 Mart Pasinler, aklıma kombina gelenler spor. Kombina Spor bu, o günkü o amatör futbolun içinde oynayan o takımları bugün getirin işte ikinci ligde, birinci ligde rahat futbol oynayabilecek futbolcuları vardı. O zamanlar bir efsaneydi. Artı şöyle bir avantajı vardı o zaman. E, diyelim ki e, ben da, e, kökenim dağcılık olduğu için Allah rahmet etsin Necati Kiskalık. Şimdi başkanım bu devirde Necati Kiskalık, dağcılıkta. Evet. E, Osman Eylül... 12 Mart'ta, 12 Mart'ta, Ömer Yüncü, Palandöken'de. Bunlar Erzurum futboluna çok önemli isimler evet. katan çok Peki. değerli insanlar. Evet. Bir de rahmetli Ziya amca vardı, Ziya Çilingiroğlu. Z Kulüp başkanı evet. değil mi? Evet, Palandöken. Şimdi o günkü şartlarda e, beden, eski ismiyle beden terbiyesi e, bölge müdürlüğünün e, sahalara çıkabilmeniz için 5 branşta faaliyet göstermeniz gerekiyor ya. Yani diyelim ki biz işte benim kökenim dağcılık. Dağcılıkta spor yapan, spor yapmak isteyen Veyahut da lisans alabilmesi için o kulübün mutlaka beş branşta faaliyet göstermesi gerekiyor. Basketbol, voleybol, evet. atletizm. Ki onun haricinde lisans verilmezdi. Mezar biz işte futbol ma maç biterdi, rahmetli Necat abi dedi ki haydi falan 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 işte efendim eski Kapalı spor salonunda basketbol maçımız var oraya gidiyoruz. <laughs> i̇şte falan gün, falancı gün atletizm var şuraya gidiyoruz. Şimdi o yıllara dönün bakın. Yani muazzam bir altyapı var ve o altyapıdan yetişen o 3 Temmuz'un tozu zemininde spor yapmış futbolcular e, gerek bizim dönemimizde olsun gerek rahmetli olan diğer başkanların döneminde olsun Erzurum Spor'un iskeletinin aşağı yukarı %70'i Erzurum. Yani Erzurum'da yetişmiş, 3 Temmuz stadında yetişmiş futbolculardan e, oluşuyor. oluşuyordu. Yani o açıdan o günleri anlatmak, yani kelim, kelimeler yetmez o günleri anlatmak biraz heyecanlandım ta o yıllara dönünce. <laughs> e, hepsi birbirinden farklı, hiçbir şey beklemeden e, amatör profesyonelce mücadele, e, mücadele ettiler. E, e, salon sporlarına sıra gelince e, dönün, e, bakın, e, bir futbol olarak düşünmeyin. Atletizm milli takımının yarısı Erzurumlu'ydu. İşte örnek Mehmet Akgün, Münir Grünelik. Mün, 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 e, Zekatlı. Evet, yani e, aklıma gelen bunlar. Artı e, boks milli takımının yarısı Erzurumlu. Boks evet. milli takımının. Güreş milli takımının. Yarısı Erzurumlu Yani bu şekilde bir heyecan vardı. Sonra bu heyecan ne hikmetse imkanlar çoğaldıkça azaldı. Ama ben halen o heyecanı yaşayan, o günleri yad eden şahıslardan biriyim. Çoğu arkadaşımız zaten Allah'ın rahmetine gitti. Hepsi nur içinde yatsınlar. İşte 68 kuşağı Erzurumspor'un kuruluşu ben nokta mı siz ya, soracak şimdi, mısınız yok ondan sonra gayet güzel anlatıyorsunuz başkanım 68 Erzurumspor kurulduğunda yine bu 3 Temmuz kültürünüyle bir kadro oluşturuldu. Aynen aynen o şekilde. Bütün o amatör kulüplerdeki futbolculardan oluşulan, oluşturulan efendim bir Erzurumspor ortaya çıkarıldı. O e başkanlar kim? O dönem başkanlar e, rahmetli <laughs> e, Ali Sırrı Kuşkay, e, hatırıma gelenler. E, e, Hulusi, Hulusi Seven, Hulusi Seven, Hulusi evet. Seven, e, bizim Kıyasettin Bey, kıyasettin da Bey daha sonra. Bir İki e, kıyasettin, kıyasettin Bey, de başkanımın önemli bir evet. şeyi vardı Kıyas mücadelesi. Kıyasettin Bey e, daha sonraları. Yani bu insanlar o günkü özleriyle, kıt imkanlarının tesisleşme olmadan gerçekten Erzurum Spor'a ve Erzurum spor, Erzurum'daki bütün spor dallarına çok büyük hizmetler ettiler. Şöyle şöyle söyleyeyim başkanım. O dönem mesela imkanlar çok azdı ama sporcu çoktu. Evet. Şimdi tam tersi var. Bunu neye bağlarız ve bağlarsınız? Şimdi bunu e, e, Şimdi bir ben şeye bağlıyorum, eğitime bağlıyorum. Yani genelde aileler çocuklarının eğitimine yönlendirildi. Biraz daha fazla eğitildi. Bir de yani o eski birlik beraberlik son yıllarda kayboldu. Yani bu gerçek olan şeylerden birisi de bu. Bir de o şöyle söyleyeyim, bu ters bir bakış olarak o dönemde yani sizin dönemdeki işte bu yereldeki Bizim Erzurumlu olan oyunculara yeterince değer verilmemesi sonraki dönemlerde bunu etkilemiş olabilir mi? Yani elbette. Elbette. Ver, verilmedi. Yani bu şey verilmedi. Yani Erzurum'daki e, yetişmiş futbolculara önem verilmedi. Yani iş paraya döküldü. Profesyonellik gelince e, işin boyutları değişti ama ben yani kendim vicdanen olarak bu konuda rahatım. Yani benim dönemimde oynayan Erzurumlu futbolculara kendi evladım gibi baktım. transfer döneminde en yüksek parayı alan futbolcu kimse Erzurum'daki Erzurumlu futbolculara da ben o parayı verdim. Alt altyapısı özellikle bizim dönemimizde Nazım hocamız da zaten bizim o zaman futbol şube sorumumuzu Yalçın, rahmetli Yalçın kardeşimle beraber. Yani altyapıya verdiğimiz önem futbol, malzemenin en iyisini Onları alırdık. Profesyonel futbolcular bize sitem ederlerdi ki ya işte minik takımın formaları bizimkinden daha güzel. Şimdi Ayakkabıları tabii bizimkinden e, o daha Erzurum güzel. Erzurum spor evet. oluşu mesela Erzurum'da şampiyonluk nidalarının söylenmesi veya bir üstliklere doğru gidiş sizin döneminizde rastladı. Yani sizin başkanlığınızla birlikte Erzurum'daki bu heyecan değişti. Şampiyonluk söylentileri başladı ve sizin oluşturduğunuz bir yönetim ki as başkan da Cemal Başkan'a evet. nasip oldu şampiyonluk. Tabii ama sizin başkan oluşunuzun hikayesi de çok farklı başkanım. Orayı anlatmanızı istiyorum. Evet. Mesela Kıyas Bey evet bu şehirde bir markadır. Çok hizmetleri vardır Erzurumspor'a. Yani Erzurumspor'u bir çizgide götürmüştür ama hiçbir zaman o dönemde Erzurumspor'un şampiyonluk gibi bir şey olmamıştır. İşte ligde oynamıştır, mücadele etmiştir. Fakat sizin aday oluşunuzla birlikte o kongreyi kazanışınız. Hatta o kongrede bazı yönetici abilerimizin ya işte gelin bu işten vazgeçelim biz bu kongreyi kaybedeceğiz. Çünkü salonun profili. O günü bir o güne dönersek veya o oluşumu başlangıcına dönersek. Yani e, siz bir anda Erzurumspor kulübünde başkan olmayı niçin istediniz? İşte Erzurum'un artık üstlüklerde oynaması gerektiği kanaatine mi vardınız? Bir o oluşum çünkü çok önemli başkanım. O günler bize bu günleri getirdi. Yani süperlikleri yaşattı. Hem Cemal Başkan sağ olsun hem şimdiki onursal başkanımız Sayın Mehmet Sekmen çok büyük katkıları oldu bize. Süperlik heyecanını iki kere yaşattı. İnşallah üçüncüsünü de yaşatacak. Bir o güne dönelim mi başkanım? O gün Şimdi, nasıl oluştu? <laughs> Bundan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Erzurum ve Erzurum Spor için bir şanstır. Evet, yani kesinlikle. bunun kıymetinin bilinmesi lazım. Kesinlikle. Yani kafamda ki istifam ve soru işaretlerinden birisi şudur. Yarın Mehmet Sekmen bu kulüpten, Sayın Mehmet Sekmen bu kulüpten elini çekerse bu kulübün hali ne olur? Valim. Eski Erzurum Sporu'nun haline, haline mi düşeriz? Çünkü çok büyük hizmetleri, çok büyük yardımları bunu dışarıdan, yani çok uzun zamandır stadyumlara gitmeyen ama Erzurum Sporu takip eden bir insan olarak yani giriş sorduğunuz sorunun farklı bir versiyon, versiyonuyla ben herkesin huzurunda ben Mehmet Sekmen Bey Efendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onu şunu da soracağım evet. peşine başkanım. Mesela sizin döneminizde Mehmet Sekmen gibi bir belediye başkanı olsaydı evet. o siz işte, neler o yapardınız? Şimdi oraya geleceğim. Ben şimdi benim Erzurum Spur'daki sevdam e, hizmetim 25 yıl civarındadır. Yani yıllarca kıyas Ben yanında da yöneticilik yaptım. Ee, sonra Erzurumspor'da e, şimdi bir yeni jenerasyon bunları bilmez. Şimdi Erzurumspor'da gelmiş geçmiş Erzurumspor şampiyonluğu oynatan ama isimleri anılmayan e, rahmetli olmuş insanlar Başkanlı var. Olur, evet. Bunlardan bir tanesi rahmetli Ömer Engin Çavuşoğlu. Evet. Çavuşoğlu Onun şans. döneminde de Erzurumspor çok büyük oynamayı e, öğretmiştir. o da Sonunu işleyanın bozulması hatta yani bunu söylememde bir şey yok. Ee, yani insanları yeri geldiği zaman taltif etmesini de bileceksiniz. O zamanın parası yani 125 tane Renault araba parasını Erzurumspor'a bağışlayan bir insandır. Evet. Ben buna bizzat şahit olmuş bir bir kişiyim. Allah Ayrıca rahmet Allah rahmet etsin. etsin geçenlerde rahmetli oldu Necati Güllülü. Belediye Başkanımız döneminde de aynı şekilde Erzurum'da bir e, ivme yaşanmıştı. Sonra e, bizim konumuza gelince ee, Erzurum'a işte e, vali olarak atanan Sayın Mehmet Ağar e, kendisiyle e, bir İstanbul'da emniyet müdürüyken bir tekstilci arkadaşımla beraber bir yemek yemiştik. Tanıştığımız oradan e, gelir. Sonra bir gün beni makama çağırdı. Dedi ki e, Erzurum Sporu'na aday olacaksın. Erzurum'da sordum, soruşturdum. Sen bu işe çok emek vermişsin. İşte e, başkan olacaksın. Ben de dedim Sayın Valim ben e, yani başkan olmak bu şehirde zor. Yani bu kulübün geliri yok, evet, parası yok, şu yok, bu yok, herhangi bir sabit geliri yok. Yani fazla üsteleince işte biz altay ay siz de içinde bulunduğunuz e, bir 6 aylık süreç içerisinde aşağı yukarı bizim yönetimimiz 21 kişiydi ama 150 kişilik bir yönetimimiz vardı. Evet. Fahri olarak çalışan bizlerle beraber biz çalışmalarımızı yaptık. Tabii çok zorlu bir kongre. Eski Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan kongrede yani kimse bize şans vermezken Erzurumspor tarihinde öyle bir kongre olmadı. Hiç Bundan sonra da olacağını da ben zannetmiyorum. Öyle bir kongre hiç yaşamadı. Evet, biz e, 355 oy biz almıştık. 350 oyla rahmetli Gıyasettin Yüksel abimiz almıştı. Nur içinde yazsın. Onun da Erzurumspor'a çok büyük emekleri vardır. Yani Erzurumspor'un tek kuruşuna takla atan, evet, e, hizmet kesinlikle. eden e, çok değerli bir başkanımızdı. Çok yani emeği, yani, emeği Çok emeği mesela. vardı. E, şimdi e, ben e, aklıma geldikçe bazı şeylerden bahsetmek mecburiyetindeyim. Şimdi Erzurumspor'un ilk e, futbolcularının lojmanı şu anki Büyük Yaz Mahallesi'ndeki Kuşkaş sitesinin altındaydı. Evet. Ondan sonra e, kongre e, e, şeyde tesis, tesisler yapılmamış dair sonra otelde e, otelin ismini vermem belki de, kurallarına de, uygun de. olmaz otelde e, kamp yaptılar sonra biz o günkü yönetim karar verdik dedik ya gelen şu kulübe bir tesis yapalım Gıyasettin bey başkan He. bir tesis yapalım ya yapar yapar mıyız yapamı niye yapmayalım dedik o günkü imkanlarının İnanın, e, o günkü yönetici arkadaşlarımız, hepimiz sırtımızda, arabalarımızda çimentolar taşıdık, taşlar taşıdık. bu İşte Yusufelli bir ustamız vardı, rahmetli olmuştur Behçet Usta. O taştan yapılan ilk tesisin temelini Kıyasettin Bey atmıştır. Ve önündeki çim sahanın, efendim, dranajını, e, muazzam bir dranajı vardır oranın, yıllar geçti, e, görüyorsunuz halı gibi biçimi var. Onu da yapan e, rahmetli e, Zakir Sevim köy işleri, e, köy hizmetleri Bölge Müdürümüzdü. Mi? Yani mi? öyle o şekilde bir tesisleşme içerisine girdik, girildi ve o, o tesisler yapıldı. nadir tesislerden bir tanesi. Nadir tesislerden bir tanesiydi e, ve yani onların da çok büyük emeği olmuştur. İşte bizim kongre sürecimiz e, e, 1993 15 Ocak tarihiyle beraber söyleyeyim. <laughs> O muazzam kongreden sonra biz 5 oyla seçimi kazandık. Ertesi gün geldik kulübe, mazbatalarımız verilecek. Peşinden kulübün otobüsü al elimizden alındı. Hatırlarsanız. Evet. Aziz mi geldi? Yok, işte öyle bir şeyler o oldu. O dönemki belediye başkanı. O, o anki şeyler. efendim bütün gelirleri kesildi. İşte önümüze çok yüklü miktarda bir borç çıktı aramızda arkadaşlarımızdan toplayıp bu borçları ödedik. Ve hedefi 16 Ocak'ta yaptığımız basın toplantısında ki belgeleri bende vardır. Bütün basın mensuplarında vardır. Arşivleri dönsün, herkes araştırsın, baksın. O gün 16 Ocak günü yapmış olduğumuz basın toplantısında biz çok iddialı konuştuk. Ve dediklerimizi de yerine getirmeye gücümüz yettiği ölçüde gayret ettik. Bizim hedefimiz o zaman sadece Erzurumspor değildi. Şimdi o günki şartlarda bütün ulusal basın gazeteler Erzurum'da basılıyordu. Evet. Ve her gün o diyelim 6-7 gazetenin bir sayfasında tamam, tamam. tam bir sayfasında Erzurumspor'un gündemi tartışılırdı. Tabii biz seçildikten sonra Bizim aleyhimizde yazılar, işte şunlar bunlar bin bir türlü şeyler yazıldı. Biz kalemden insan olduğumuz için bunların hepsini <laughs> göğüsledik. Ben <laughs> 16 Ocak'taki basın toplantısında duruyor. Nazım Hocam da orada, bizim bir yanımızda. Ben çok iddialı bir şey söyledim. Dedim ki ben Erdoğan Başkan seçilmedim. Çünkü şey enteresan sorular gelmeye başladı. Tabii, i̇şte tecrübeli bir başkan geldi. İşte sen daha toy, to, toysun. İşte bu nasıl becereceksin falan bunun gibi şeyler. <laughs> biz metanetimizi bozmadan dediğim gibi biz 21 kişiyi ben efsane başkan, efsane bunlara katılan bir insan değilim. Bizim başkanlık yaptığımız dönemde efsane bir yönetim vardı. 21 tane ve dışarıda olan 150 tane fahri çalışan efsane bir yönetim vardı. Bu insanlar çok şeyler yaptılar. Ben yapmadım. Arkadaşlarım yöneticilerim, hepsinden Allah razı olsun. Bunu her zaman her platformda e, dile getirmiş bir insanım. Biz o gün üç tane proje sunduk. Ben dedim ki, ben dedim Erzurumspor başkanı olmadım dedim. Ben Erzurum'a başkan oldum. Şunu bilin dedim. Erzurumspor dedim hedeflerim üç tane hedefimiz var dedim. Bir dedim Erzurumspor birinci lige çıkacak. Geliş amacımız bu. İki, Palan döken kış turizm merkezi olacak. Üç, Palan döken yüksek irtifa kamp merkezi olacak. 1993 16 Ocak'ta şahitlerimiz vardır. İşte efendim yazılı yani, olan şeyler yazılı, vardır. Yani biz anlamadım. biz bunları söyledik. Şimdi ertesi gün işte sordular. Erzurum su birinci çıkarsa ne olur? Dedim ki Erzurumspor birinciliğe çıkarsa 15 günde bir en az 10 bin 15 .000 misafiri olur. Bacasız fabrikadır. Otelde kalır. arabasını Arabasına mazut benzin alır. Çal e, kebabı yer. yer, işte tespih alır, yağ alır, bal alır, şu alır, şehirdeki Şehir muazzam. Yani. Efendim bir şey olur, ekonomik canlanma olur. falan döken dedim bomboş yatıyor. Oranın mutlaka efendim, bir Erzurum'a kazandırılması gerekir. Artık üçüncüsü de bir Antalya kış kampında nasıl binlerce takımı topluyorsa 2400-2500 rakımda da dünyada yeri olmayan Palandöken dağında bizim niye yaz kampını yapabilecek bir şeyimiz olmasın? Bu bizim imkanlarımızda değil. Bugünkü yetkililerin, görevlilerin ve şehri yönetenlerin göreviydi. Ha yıllar sonra eee İkinciye geçeyim, e, bir, bir palandöken e, turizme, turizme kazandırılması. Ertesi gün e, Sayın Valimiz Mehmet Avar bizi basın toplantısını izlemiş, Kulü şeye çağırdı, makama çağırdı. Dedi ki projeleriniz çok güzel dedi. Ben dedi dökendeki o zaman e, özel darenin bir binası var. Burayı dedi size tahsis edeyim dedi. Siz de dedi burayı işletin dedim ki yok Sayın Valim dedi. Bu şaibeli iş. Biz yarın burayı çalıştırırız. Burada çay kahveden başka bir şey satılmıyor. Yarın derler ki çay kahveleri sattı, paraları cebine koydular. Biz dedim buraya, bizim yönetimimizde Fuat Kulacoğlu kardeşimiz, kış turizmini çok iyi bilen, o zamanki kayak kulübü başkanı ve Allah rahmet etsin, yanımızda telefonla Murat Dedeman, rahmetli oldu geçen sene, Murat Dedeman çağrıldı ve Palandöken kış turizmi ha harekete geçirildi. Üçüncüye geliyorum. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi. Burada bunun da ismini anmadan geçemeyeceğim. Eski değerli başkanlarımızdan Ahmet Küçükler başlangıcını yaptı. Sonradan da Sayın Mehmet Sekmen İrtifa Kamp Merkezi'ne bayağı bir emeği oldu. Daha da olacak ve Erzurum'a bunlar şimdi pandemi dönemi. İleride bunun meyvelerini çok daha alacağız. Daha sonraları gene Erzurumspor'da Spor'da birinciye Erzurumspor'un şeyine döneceğim şampiyonu işte hedefine şuyuna buyun ama bunları da unutmadan söyleyeyim dördüncüsü de Erzurum'un bir termal turizm merkezi olması gerektiğini yıllarca dile getiren insanlardan bir tanesi İşte termal turizmden ve termal seracılıktan buradaki göçü nasıl önleriz bunların bin bir türlü projelerini efendim dile getirdik söyledik. Şimdi Erzurumspor'a sıra gelince biz geldik. Hedef büyük. Herkesin gözü bizde. He. İşte benim ama kulübün 5 kuruş geliri yok. Biz ne yapabiliriz? İşte o arada Kahraman Karataş hocamız eee Gıyas Bey'in döneminden biz onunla yola devam ettik. Bu arada takımda pek iyi durumda değildi. Transfer yapma imkanımız ihtimalimiz böyle bir şey yok. İşte Zarzur Lide kaldık ama o arada biz transfer çalışmalarına girdik. Ve neticede Sadit Tekeloğlu ismi, ismi isminde birleştik. Ve biz lider başlamadan 3-4 ay önce Sadit Tekeloğlu'nun listesiyle ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın listesiyle vermiş olduğu listelerle ve dışarıda çalışan fahri gönüllü hemşehrilerimizin, temsilcilerimizin vermiş olduğu isimlerle biz işe soyulduk. Soyunduk. İş iş geldi ekonomik boyutlara. E, kulübün parası yok. Habire yönetim veriyor sağ olsun arkadaşlarımız. Biz evet, verebildiğimiz resim kurum müdürlerimiz var. Rahmetli <laughs> rahmetli olanlar var. Işlerinde. İşte onların e, toplam o arada işte ne yapabiliriz? Herkes önüne işte bu kulübün gelirlerini nasıl artırabiliriz şeyine geldi. Projelerine geldi. Şimdi devam edeyim mi ben? <laughs> Tabii <şeyine> dediniz, <laughs> çok güzel anlattınız. Ben şimdi araya gireceğim. Dedim <laughs> yani başkan da böyle? biraz soluklansın. <laughs> evet. Hayır bunlar bir de şimdi başkan, iş, başkan yani. şimdi e, mesela dediğim gibi yeni yeni jenerasyon bunları bilmez. Yani şimdi bu arada ara sırada nükleyi seven bir insanım. Şimdi mesela Allah rahmet etsin Ali Tanfer. Şimdi e, nur içinde yazsın. İşte ne yapabiliriz? Proje çiziyoruz. Ali Tanfer dedi ki rahmetli nur içinde yazsın. Kağıt toplama dedi kampanyası yapalım dedi. Şimdi kağıt top, toplama kampanyasına biz başladık. Allah razı olsun o zaman Erzurum'daki bacılarımız, analarımız, bütün hemşerilerimiz gazetelerle, efendim şey torbalarla gazeteler, resmi kurumlar bayram ediyor, bütün miyade dolmuş kağıtlar, bizim fuar alanı efendim oldu koca bir kağıt da şey. Şimdi <laughs> çünkü SK'ya o zaman kamyon kamyon evet, kağıtlar. Evet. ve on, O, zamanın parası 10 milyon lira bir kamyon kağıttan kulübe gelir gelmiyor. Gel şimdi damlaya damlaya göl olur. Şimdi birkaç sene önce ee, bunu da nükte olsun, anekdot olsun, şey olsun diye anlatayım. Biraz da neşelenelim. Ee, Giresun'da bir meclisteyim. Ee, birisi orada işte Erzurum'da olduğumu öğrendi. Bana dedi şey ya dedi. 90'lı yıllarda dedi sizin dedi bir deli başkanınız var dedi. <laughs> <laughs> Hayır dedim kim bir vallahi dedi. Ee, bu söyleyen arkadaş Sekan'ın Bölge müdürü Giresun, biz evet. Giresuna gönderiyorduk evet. kağıtları. İşte e, ya dedi ne iftan anladı ne şeyden. Biz gönderme diyoruz, tırlar yanaşıyor, kağıtlar fabrikada kağıt koyacak yerimiz yok, bilmem ne falan. <laughs> ben başladım gülmeye dedim, o deli bendim. Baktı sarıldı boynuma. dedi ki ya <laughs> işte kusura bakma falan şu bu, gönlümüzü aldı. Şimdi kağıt toplama. Başladık kağıt toplamaya. Şimdi. Ahmet Kumbasa dedi ki bir radyo kuralım. Erzurumspor evet. Radyosu. İşte bin bir türlü fikirler. İşte çimento fabrikalarından Bu arada çimento arada o kartı da evet, gösterdi Çimento var. fabrikası efendim gittik. Maalesef evet. beceremedik. İşte çimentodan dedik, şekerden kulübümüze pay geldi. Pay geldi gelsin. Hiç şey olmaz dediler. O zaman Kardemir Karabükspor'un Demir Çelik'te payı vardı. Evet. Faturalardan kes ediyordu. Biz beceremedik bunu. İşte soru arkadaşlarımızdan. Bu bir büyük, büyük hatıradır ben saklıyorum. Ee, biz Erzurum Spor kartı yaptık. Bunu bir yakın gösterebilir miyiz Nuh Bunu hatır olarak saklıyorum ben. Ee, arkasında reklam var. Göstermem bir şey Yok, var mı? Yok şey mi? başkanım ön yüzünü gösterirsiniz. Evet. Çünkü ön yüzü çok evet. e, espri Evet bu Erzurum özel indirim kartıydı. Bir kredi kartı gibi. Ve ee, bunu gösterdiğiniz yerden de ucuz alışveriş yap. Şimdi yani. bundan biz 50 bin adet sattık. O zaman. 50 bin adet satıldı ve herkes seve seve geldi kulüpten aldı. Şimdi bundan o zaman e, elet firmalardan veya bütün Erzurum'daki firmalardan e, işte %3 ile %5 arası %10, %10, %10 olan da vardı. bölümler vardı. Bu kartı gösteren iskontu alıyordu. İndirim ayrıca en önemlisi de benzin istasyonlarında o zaman %3'tü. Hepsiyle anlaştık. Bu kartı gösteren arabasını evet. Mazotunu, benzini alan insanlar e, bundan yüzde üç indirim alırlardı. Ha Bu bir gelir oldu. Yani şimdi nedir? Damlaya damlaya görülür. Fikir başka bir gelirimiz başka ciddi bir projeydi. Evet başkanım. çok yani, ciddi bu, bir projeydi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burada 21 yönetici neredeyse her bir yöneticinin bir fikri, bir düşüncesi gerçeğe dönüşmüş. Hepsi <laughs> dönüştü. Evet. Sonuç bak sonuç nereye evet, gidecek? Evet. Sonuç Hamza Başkan kulübü bıraktığında... Belki Erzurumspor'un tarihinde değil Türk futbolunda bir gençler birliğinde rahmetli İlhan abi kenara aldığınız zaman Amza başkan bıraktığında Erzurumspor'un borcu sıfır, kasasında nakidi var. Ona doğru gidiyoruz değil mi başkan? Evet. Hmm. Şimdi bu bu bu, bu projemiz de tuttu. Şimdi o ara tabii bir sezon açılışı transferlerimizi yapıyoruz. Ha transferleri yaparken. E, Diyelim ki işte o zaman bir Dursun Yeğen'in Şeker Spor'dan Ümit Milli Takımın Liberos'u bir hafta pazarlığını yapıyoruz. Yani bu kulübün tek kuruşuna takla atıyoruz ki rahmetli Gıyas Bey de öyleydi. Öbür yöneticiler de mutlaka öyledir. Hepsinden Allah razı olsun. Kim bu kulübe bir çivi çakmışsa Allah hepsinden razı olsun. Şimdi o ara e, Sayın Adnan Polat. Bana çok emeği olmuştur, bana değil Erzurum olmuştur. Bizim bu başarılı çalışmalarımız, ama bütün kulübü finanse eden yöneticiler, işte veya bu gelirler. Ee, sağ olsun Adnan Polat dedi ki sezon açılışını dedi, Erzurum'a biz geleceğiz dedi. Beş kuruş para almadan. Galatasaray. Evet. Galatasaray. Ki o zaman Avrupa'da ise evet. Güllüyen Galatasaray. Esir. Onlar geldi. Şimdi biz. Ee, Galatasaray'ın gelişiyle biz kombine bilet satıyoruz. İşte kapalı türbin biletlerini, gel gidiyoruz işte atıyorum sizin yanınıza. Bilet 1 lira, diyoruz ki bilet 100 lira. Evet. Seve seve alıyorsunuz. Mesela bir kapalı türbinin e, teberrulu bilet satışıyla e, biz çok büyük kasamıza para Tabii canım yani lira, 100 lira. Ondan sonra İlhan Cavcav rahmetli Gençler Birliği geldi. O yıl 4 tane Süper Lig bir takımı bizim sezon açılışımıza geldi. Sonra rahmetli Hasan Özaydın adını anmadan geçemem. Nur içinde yazsın. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe. getirdi. Yani Trabzon ondan Spor sonra geldi o dönemde. Şey, bizim Salih Alpaslan Trabzonspor'un as başkanı. Ben ev, ev komşum. Aslen Trabzonludur ama Erzurum'da doğmuş, büyümüştür. O da Trabzonspor'u getirdi ve biz Sezon başında dört tane birincilik, süperlik takımıyla sezon açılışını yapınca biraz oh, oh dedik. Herkes ee, rahatladı. <gülüyor> <gülüyor> Rahat ettik. İşte bütçemiz dolmaya başladı. Ve bu arada <laughs> herkes seferber oldu. Şimdi Trabzon'da temsilcimiz var. Giresun'da var. Urdu'da var. Samsun'da var. İstanbul'da var. İzmir'de var. Antalya'da var. Konya'da var. Ankara'da var. Burada gönüllü Erzurumspor şeyleri var. Ee, taraftarları var. İşte bize futbol cisimleri efendim şunu yapalım, bunu yapalım. Oradan teberrurlar topluyorlar, gönderiyorlar derken bir heyecan e, fırtınası esti. Yani biz de e, gece gecemizi gündüzümüze katıp, katıp yani günde öyle gün oldu ki 20 saat mesai vererek evet. efendim, Çalıştık çabala çünkü gece aldığımız işte gidip sabah evet. 8'de bir daha evet. Kulübe 9'da kulübe geldiğimiz Ama günler Ama buradaki oldu. başka bir özellik var yani Büyük bir eğitime buradaki 21'de 21'de Değil mi? İşte herkes Şimdi 21 kişi yani. arkadaşımdan 21 arkadaşa Dedi ki sabahleyin herkes saat 9'da vilayetin önünde olacak Sabahleyin 21 kişi 9'da vilayetin önünde bu, bu ki, çok burası evet. çok önemli. Zaten. Yani böyle bir şey vardı. Birliği var. demin e, toplantılar başkan to toplantılarda to fili olmazdı. Şimdi toplantılarımızda kesinlikle fili olmazdı. Yani bunu öğünerek söylüyorum. Gelmeyene ceza mı veriyordunuz başkan? Gelmeyenin ce <laughs> ce gelmeyen olmaz. Çok büyük mazereti olmayan e, değil ama mesela diyelim ki bizim Allah rahmet etsin e, <laughs> kulüp müdürümüz Tuncer Bey gece 3'e sabah 3'e 4'e kadar karar defterini yazardık biz. Ki Hepsi o da kulüptedir. Çok bir evet. Şimdi yani diyelim ki atıyorum gibi. kulübe ne alınacak? Şu bardak alınacak. Şu çay alınacak. Bu kalem alınacak. İşte o ok, karar defterinde 21 kişinin imzası olmadan bu bardak alınmaz Erzurum'da. Biz bunu başardık. Biz bunları yaptık. Şimdi ne olunca? Damlaya damlaya yol olunca değil. Bu sefer Türkiye seferber oldu. Yani bizim özverimizi görünce İstanbul dernekleri, Ankara, İzmir dernekleri herkes Erzurumspor'a başladılar desteklerini vermeye. i̇lk senemiz bu şekilde işte Rabbim nasip etti. Çok büyük geldiğimiz sene biz Ankara'da Dardanel maçında aynen iki senedir Erzurumspor'a oynanan oyunlar da. Bizim 3 yıl benim başkanlık yaptığım dönemde bize yapıldı. Bunları ispat edemedik. Yani özellikle işte şimdi çıkıyor, geliyor, laf lafı açıyor. Ee, adam geliyor, efendim burada futbolcu sağlığından önemli bir şey yok. İşte bu sahane kardeşim burada yaşayan insan, insan değil mi? Şimdi sen 6 milyon euro, 7 milyon euro, 40 yaşına gelmiş bir adama para veriyorsun kendi sahan patates tarlası sırf Erzurumspor Spor düşsün diye gelip burada demagoji yapıyoruz algı operasyonu operasyonu yapıyorsun şimdi bunların çok büyük etkisi oldu yani bunlar bizi istemediler yani biz o dönemde ben üç yıl bunu yaşadım yani üç yıllık süsler maçında attığımız iki gol gol. de offside gerekçesiyle iptal edildi sonra Rize'de bir maç oynadık o günkü hakem e sana en kurt ismini söyleyeceğim. Emre almış. 96 dakika 1-0 galibiz. 98. dakikada 2-1 mağlup. Ki olduk. o zaman böyle var yok, saat 100, 100, 140, yok. Yani en fazla 1 dakika, 2 evet. dakika evet, uzandı. Belki de 1,5 bir, bir saat Oyna daha uzatacak yani. maçı. İşte ondan sonra Konya'da yaşadığımız Eskişehirspor'un lige çıktığı, 2-1 bizi yendiler. Eskişehirspor lige çıktı ve ortada dönen paralara biz de şahit ne en üstüne deseniz yemin ederim. Şahit olmuşuz. Bunu ispat edemiyorsunuz. Bunları yaşadık, gördük. Sonra verilen emekler. Allah razı olsun işte dediğim gibi ben efsane başkan bu tip şeyleri pek tasvip eden birisi değilim. Üç yıllık bir efsane yönetim vardı. Yani üç yıllık o arkadaşlarımızdan hepsinden Allah razı olsun gecelerini gündüzüne kattılar. Gerek maddi gerek manevi Kulübe büyük e, hizmetler verdiler. Yok ben de hem bu hizmetlerden dolayı başkanım sizin nezdinde o döneme ben de bir şu anda teşekkür başkanım, ederim. Başkanım Bursa'dan yani. izleyen Biz bir seyircimiz, seyircimiz de o zaman. Evet. <laughs> ee, Bursa'dan bir seyircimiz de sizin çok doğru söylediğinizi hatta bir atıf olarak da Cenk Tosun'un sakatlanma pozisyonunda e, işte ki sağ zeminin hiçbir suçunun olmadığı, Tosun, evet, evet. Cenk Tosun kendi kendini sakatladı. Evet. Yani girdiği pozisyon itibariyle Erdinç Hocam da gördü onu. Onu çok Şimdi, da konuştuk. Evet. Ee, yani buradan size de selam söylüyor tabii. Evet, evet başkanım. Şimdi bu, yani buradaki konuşuydu. Yani şimdi Erzurumspor'un Süper Lig'de olmasının faydası nedir? Şimdi Süper Lig'de olmasının faydası şudur ya. Bir kere çok büyük paralar verip reklam yapmanıza gerek yok. O kulüp zaten kendisinin reklamını yapıyor. Bu şehrin reklamını yapıyor Erzurumspor evet. Erzurumspor. Evet. Ha ismi değişmiş. Benim için hiçbir şey yok. Ha büyükşehir Belediye Erzurumspor. Spor. Belediye Erzurum, Erzurum başkanım. Başkanım. Yani belediye de evet. bu şehrin değil mi? Şimdi yani? belediyenin bakın söylüyorum. işte tekrar döneceğim Sayın Mehmet Sekmen'e. Çok eski bir dostumdur. Kendisi bana defalarca gel kulübün başkanı ol. Ama rahatsızlıklarımdan dolayı kabul etmedim. Yani dedim ki artık bir de ben yıllardır uzak kalmışım. Futbolu unutmuşum. Kim ne alınır? Şimdi dönen rakamlara bakıyorum. Biraz sonra onlara da geleceğim. <laughs> Şimdi dönen rakamlara, dönen paralara bakıyorum. Yani bir akıl almaz şeyler. Şimdi dün e, ya bir televizyonun bir tanesinde ismini ver, vermem doğru olmaz. Bir kulüp bir ile anlaşıyor. Efendim, mas başkanı diyor ki çok teşekkür ederiz. Öyle bir anlayış gösterdi ki işte bir, 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 bir buçuk milyon euroya bir yıllık anlaşma yaptık. Ya bir buçuk bu memlekette o milyon insan asgari ücretten geçiniyor. Bir buçuk milyon euro para, para, ne demek? Sen bunu yabancıya veriyorsun. Bir kere ters olan bu. Yani yabancı kuralını getiriyorsan şart koşarsın. Benim fikrim beş seneden fazla yabancı olmayacak. Kendi özüne döneceksin. Bir de 25 yaşından yukarı futbolcu getirmeyeceksin yurt dışından buraya. Geliyor adam 34 yaşında, 35 yaşında. Emekliliğini... bilmem Emekliliğini burada burada yaşıyor veya başka bir yerde yaşıyor ve aldığı paralarda bugün efendim sana söyleyeyim ben 112 yıllık bir firmanın 4. uşak temsilcilerinden bir tanesiyim. Yani ortada dönen konuşulan laflar, paralar bizim hayatımızda görmediğimiz, duymadığımız, duymadığımız rakamlar. Yani ondan Erzurum Spor işte şu andaki tek tereddütlerimden bir tanesi. Mesela Ömer Bey <laughs> Ömer Düzgün de büyük fedakarlıkla çalıştı. Çok, çok yakın dostumdur. Zor bir dönemde kulübü aldı. Bugün kendisiyle de bir telefon görüşmem oldu. Bir de oldu. Yöne, yönetimin başkanı bıraktıktan sonra yönetim içinden bu işe Yönetimin. Yani. Şimdi, şimdi, mesela kızdığım şeylerden birini daha söyleyeyim. Mesela diyelim ben işte 96-97 sezonunda Erzurum Supra Başkanlığı'nı bıraktım. Bir daha aday olmadım. Şimdi bırakıp giden insanlar var. E, niye bıraktın gittin? Yani sosyal medyada algı oluşturmaktan efendim. <laughs> dedikodu. Dedikodu ile. Şimdi tabii. Yani kimlere zarar vermek istiyorsunuz? Şimdi ben <laughs> şeye şimdi size söz vereyim Ben çok konuştum. <laughs> Hayır yani zaten. <laughs> Arada girek başkan da dinlensin. <laughs> değil mi? <laughs> Doğru. Çünkü o dönemde yani insanlar biraz da bilsin diye dünle bugünü kıyaslama ihtiyacı hissettik. Çünkü Dedim ya Türkiye'de belki istisnadır, belki de örneği yoktur. Erzurumspor e, sıfır borç evet. ve kasasında parayla e, Cemal başkana ki o evet. dönem sizin as başkanlığınızı evet. yapıyordu e, devrettiniz. Şimdi e, ben yayın öncesinde hatta sizinle konuştuk işte o dönemki rakamları aldığınız oyuncuların ne kadar e, değerlere gittiğini ve bu paraların öyle kazanıldığını hiçbir gelirin olmadığı bir ortamda onlar evet bir ek gelirdi ama asıl Erzurumspor'un Spor'un futbolcu zayiatı yapmadan transfer yaptığını ve hep şampiyonlukları işte kır payı kaçırdığını. Playoff'ta işte Erzurum oldu bitti. Hiçbir zaman için futbol camiasında istenen bir şehir olmadı. Hep üzerimize değişik oyunlar oynandı. Belki biz Erzurum'u çok iyi lanse edemedik. nasmanlığı yapamadık. Yani Erzurum'un bugün İstanbul'a bir saatlik bir mesafe olduğunu anlatamadık. Çünkü başkanım şöyle bir şey oldu. Mesela bir Beşiktaş takım Erzurum'a geldiğinde yöneticisine şunu sormuştum ben. Buradan belki birkaç kere daha söyledik. Dedim ki Erzurum'a gelmek zor mu? Dedi ki Erzurum'a gelmek dedi Ankara'ya gitmekten çok kolay dedi. Çünkü dedi Ankara'ya bir saate gidiyoruz. İşte veya 45 dakikaya gidiyoruz. Havaalanından otele bir saate gidiyoruz. Otelden sahaya bir saate gidiyoruz. Erzurum'da geldik. Bir buçuk saate geldik, 10 dakikaya otele gittik, 10 dakikaya da sahaya gidiyoruz dedi. Erzurum her yerden yakın dedi. Ama biz bunu doğru mu anlatamadık insanlara, bunu doğru hissettiremedik mi? Yoksa gelen herkes bizim çok ciddi misafirperverliğimizden. Mesela en son Sayın Ali Koç işte Erzurum'dan hiç müzdarip olmadığını, ne zaman, hangi şartlarda, hangi mevsimde olursa olsun biz gelir burada oynarız dedi. Ama bunun yanında Erol Bulut, o zamanki teknik adamı, işte Erzurum'a gelirken oksijen tüpleriyle geldik. Bilmem e, nelerle geldik, onunla geldik. İşte e, 50 derecelik termal içlikler aldık. Ki abuk subuk bir açıklamalar. Yani sanki biz burada oymuşuz gibi i̇şte, işte. Ee, Sonra e, şey e, Trabzonspor'un hocası Aklı Abdullah Avcı işte futbolu sorduklarında neyin futbolunu konuşuyorsunuz dedi. Burada sağlık önemli dedi. Bu mev bu saatte bu mevsimde burada futbol mu oynanır dedi. Garip grup açıklamaları. Yani baktık ki hep bizim üzerimize ciddi ciddi oyunlar oynanıyor. Ama e, o o dönemde de Erzurumspor vardı ve o dönemki başkanım transferlerden biraz bahseder misiniz ve e, ne kadara geldi ne kadara gitti? Çünkü o dönemde gerçekten işler bu kadar kolay değildi. Yani menajer yok, e, siz direkt takip etmek zorundasınız, birebir oyuncuyu tanıyıp alıp gelmek zorundasınız. E, şartlar çok kolay değil. İşte ödemeler çok farklı. Evet başkanım. Şimdi geçmişe dönersek, ben burada televizyonda canlı yayındayım. Arayan soran olabilir. Sorsun, desin ki Hamzacı Milli ve yönetimi döneminde piyasada bir lira alacağım kaldı. Bir tane futbolcu desin ki benim Erzurum Sporu'da bir kuruş param kaldı. İşte efendim sana söyleyeyim işte veya herhangi bir kulüp ya işte sen benden bu futbolcuyu aldın da parasını ödemedin. Her şey açık. Kuruşu kuruşuna kadar ödenmiştir ve benden sonra da sağ olsun kardeşim. Kardeş gibi görüyorum Sevgili Cemal Polat Erzurumspor'u Sporu lige çıkarın bir kahraman olmuştur. Anlatabildim. Yani, yani sizin arzeli, jenerasyonun devamı devamıdır. Devamıdır tabii. Bizim mesela hatta Başkan olduğum zaman o sorulan sorulardan bir tanesi dedim ki Erzurum başkan bulamıyor. Gün gelecek bu yönetimden 10 tane başkan adayı çıkacak. Ve herkes bütün o kulüpteki yöneticilik yapmış insanların hepsi kulüp başkanı olacak seviyede ve o şekilde kulübe hizmet ettiler. Sağ olsun Allah razı olsun. Bizim efendim sana söyleyeyim Cemal Bey çok büyük hizmet etti ve kulübü lige çıkardı. Yani benim kulübü bırakma şeylerimi de sorarsanız neden bıraktın? Onların da hepsini hani geldik buraya her şey hepsini e, sizleri sıkmadan, seyirciyi sıkmadan ne sorarsanız hepsine özveriyle yok, yok. efendim Başkanım, sana çok söyleyeyim. Çok güzel gidiyor. Tam He. bir tarih şu anda. Şey verdim <laughs> yani e, hepsine tek tek e, cevap veririm. Şimdi mesela diyelim ki e, benden sonraki e, bütün yönetimlerin ee, adamın hiç haberi yok. İşte birisi gelmiş. E, ben e, gene söylemeyeyim. Başkanlık yapmış. Yazmış oraya atıyorum Nazım Saracoğlu. Nazım Saracoğlu'nun hiçbir şeyden haberi yok. Ne sorulmuş ne sorulmuş. Ondan sonra Erzurum Spor Kulübü kapanınca bütün bu insanlara diyelim ki atıyorum o dönemden kaç tane yönetici var? 300 kişi. İsmi olan olmayan hepsini haciz gitti, icra gitti. SSK borcu, maliye borcu, postane, PTT borcu, telefon borcu. Allah razı olsun. Mehmet Sekmen, Sayın Başkanımız. Başka bunlardan bir mağduru biri tabii, benim başkanım. Say, sayın, 850 başkan, milyar. Evet, o dönem evet. Tabii, bana sayın, gelen şimdi, tebliğ. Bunu Mehmet, Sayın Mehmet Sekmen ödedi. Evet. Bunu yani çıkıp şimdi diyelim sosyal medyada sallıyorsunuz ya. Bir de doğru olan şeyler de söylendi. Hayır şunlar şey, de Sekmen evet. dedi ki ben geldiğimde bu takım birincilikte miydi? Evet. Üçüncülükteydi. Evet. Üçüncülükten aldım. Evet. Hatta o zaman Erdin Çocuk'a da biliyor Canlı yayınlıyorduk. büyük Büyükşehir Belediyespor'du. Evet. Hem Erzurumspor ismini iade ettiği gibi üçüncülükten de Süper Lig'e kesintisiz 5 yılda 4 şampiyonluk başkanım kolay mı? İşte, şimdi işte o paralar ödendi. Yani kim ödeyecekti? Mesela diyelim ki biz o dönemde de o grubun fanatiklerinden birisi işte Erzurumspor yaşatılsın Erzurumspor ismi yaşatılsın bir komisyon kuruldu. Hakkı abi Hakkı Kınıslıoğlu da e, şahittir buna. Bir işin içerisine bir girdik. Baktık ki bu işin içerisinden çıkma ihtimali yok. Yani biz duyuyorlar bizi. İşte işte Erzurumspor'u hayata geçirecek bir komisyon kurulmuş. Adam geliyor elinde bir senet. Bu ne? İşte ben hemen Erzurumspor'dan atıyorum işte. 100 milyar alacağım var. Nereden buldun bu, bu, senedi? Hani işte benim ben bu kulübe hibe yapmıştım bilmem ne. Ha, neticede baştan ben de karşı çıkmıştım Erzurumspor'un kapatılmasına ama sonradan Ahmet Küçükler sağ olsun başkanımız başlattı. Mehmet Sekmen başkanımız da geldi. Bu işi devam ettir. Burada tek handikap düşüncem kafamdaki istifam soru işareti şudur. Yarın Mehmet Sekmen sayın başkanımız bu işten eline eteğini çekerse Ve öyle olmuş. bir pozisyonda yani, getiriyorlar ki evet. Yani şimdi, Mehmet Sekmen yani. sonunda Diyecek ki ya nalet olsun alın Bu takımınızı yani, ne yapıyorsanız şimdi, yapın İşte o konuya yani e, e, Oraya geleceğim. Yani bu Şimdi bir destek bulmuşsunuz. Şimdi e, Gelelim bir soru daha Sormuştunuz. Ben e, Mehmet Bey'in Kendisine bunu defalarca Söyledim. Hatta 3-4 gün önce e, Kürşat kardeşim Gelmişti. Onunla da bir ziyaretine gittik benim bir Erzurumspor başkanlığı beklentisi herhangi bir şey bir beklentim yok. Sadece istediğim şey şudur. Erzurumspor'da yöneticilik yapan insanların en az 3 Temmuz stadından biraz toz yutmaları lazım. Sırtına forma geçirip terlemeler lazım. Yani yönetime alınacak insanların mutlaka futbolun içinden gelen diyelim ki yarısının futbolu bilen insanlardan oluşturulması gerekiyor. bu e, olmazsa olmaz bu. Yoksa yapılan yanlış. Ben menajerlik. Ne menaj, menajerlik diye bir şey bir sistem ben tanımıyorum. Menajerlik sistemiymiş, oymuş, buymuş, o geldi, bu gitti. Yani burası gerekirse yani bunu bir iddialı bir şekilde söylüyorum. Erzurumspor 2 yıl birinci Süper Lig'e çıkmaz. Ama altyapısını oluştursun. Yani yediden gelen futbolcular şimdi bir üniversite pandemiden dolayı kapalı ama üniversitede hocam orada profesör. Siz orada aynı şekilde öğretim görevlisi. Şimdi sizin elinizde yok mu futbolcu? İşte liselerden, ortaokullardan birer tane futbolcu seçilse, Efendim yaş gruplarıyla beraber bir altyapı oluşturulsa, bu milyon dolarlar nereye gidecek? Efendim, Şu an işte senin, Sekmen Başkan'ın en büyük ağırlık evet, verdiği şey o, evet. altyapı. Bu altyapı, yani. bu kulübün kasasında kalacak şeyler bunlar. Evet. Şimdi ben soruları unutuyorum. Söyledim. Ben yok. Evet. Yani sorular üst üste geliyor başkanım. Evet. da. Şimdi mesela altyapımız ama aslında şu anda da altyapımız var. Evet. Mesela siz bu dönemde olmuş olsaydınız bu bu bu, bu altyapı isminden yani en azından şu A takımda en az 2-3 tane oyuncunun bak 4-5 yıl içerisinde oynatmaz mıydınız? Başkanım evet. yani bunu tercih etmez miydiniz? Etmez olur mu? Ben yani Şimdi, yaş Tabii şöyle söyleyeyim öz, özüm biraz özümüzü kaybettik. Şimdi bakın nereden nereye geliyor? Bak kuş kayının binasının altından evet. şu andaki tesisler geliyor. Bakın. 7 yıldızlı otel. O zaman evet. başkanımın evet. emeği var, ondan önceki başkanların emeği var ki bak bu tesisler şu anda o vaziyette. Ee, başkanım diyor ki dağcılık var, 12 mat var, falan döken var. Bak bu kültür aslında o kültür neydi biliyor musun? Ben de o dönemde yani küçükken yetiştim. Şimdi dağcılık dediğiniz zaman şu andaki Fenerbahçe. Evet. 12 Mart dediğiniz Beşiktaş, falan dediğiniz Galatasaray. Yani Galatasaray. O kültür belli bir şeyde bir sporcu potansiyeli yetiştirdi. Ama o işte o kulüplerin başında da çok değerli isimler. i̇simler tabii var. ama yani bir Erzurum hizmet eden isim. Evet, o zaman Erzurumspor vardı. O, o, başkanın döneminde Erol Abigil, yaçın Abigil, Atilla Abigil, evet. Nizamettin Abigil. Daha tabii, geriye gidersen böyle Erçin Abigil'den baktığında tabi, müthiş bir şey vardı, sinerji vardı hocam. Evet, şimdi evet baktınız zaman bilmiyorum başkanım daha şu anda daha iyi görüyordur. Şimdi eskiyi daha iyi gördüğü için mesela o sinerji bana göre kayboldu. Mesela o dönemdeki abilerimiz geri çekildiler, girmediler bu işin içine. Biraz da onun da kay yani o zaman bir abi kültürü vardı. O abi kültürü çok farklıydı. Ben onu yaşadım, gördüm ama şimdi o abi kültürü şu anda çok görülmüyor. Görülmediği içinde de insanlar uzaklaşmış. Tabii şimdi bir reklam arasına gideceğiz sonra başkanım bu borcu olmayıp paralı pozisyonda nasıl kulübü devrettiğini de anlatalım. Çünkü bu şeye bugüne geleceğiz. Yani bu dönemde işte sizler de şahit oldunuz. Ara ara ligler oynanırken çok telefon irtibatı kurduk. İşte hakkımızın çok gasp edildiği hatta bu şehrin yine manevi evladı olan Volkan için çok büyük bir serzenişiniz oldu. Çünkü çok büyük bir haksızlığa uğradı. Bize haksızlığı yapan hakemler ödüllenirken sanki Volkan Erzurumlu olmanın cezasını çeker gibi e, maçlara gönderilmek istenmedi. Abuk subuk açıklamalar yapıldı. Halbuki Volkan dişiyle tırnağıyla süperlikte tutunabilen bir hakem. Kimsenin çantasını taşımadı. taşımıyor. Taşımıyor, Dik evet. duruyor evet. ve kuralları da çok düzgün, çok idealde Ma uygulayan Başkanım arada konuşurken söyledi. Algı operasyonu, evet. herkese... için <laughs> Mesela e, Volkan'ı ben bağlıyım, reklama gireceksiniz. E, şimdi Volkan kardeşim Türkiye'de Erzurum'u temsil eden tek Süper lig hakemi. Evet. E, babası Aytaç abi benim e, onlar bizden daha eskidir Palandöken'de ismi geçen Türkiye'nin en iyi süperlerinden birisiydi. Bir de Onun bölge, olur. Futbol şimdi, Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nden yapmış futbol bir Futbol Federasyonu Bölge Müdürü şimdi benim hazmedemediğim şeyler şudur. Yani ben Erzurumlu kim olursa olsun Erzurumlu'ya laf söylettirmem. Anladın Doğru, mı? Yani benim hayat fıtratımda, felsefemde bu vardır. Beni yakından tanıyan, bilen insanlar e, bu, bu, bunu görürler. Kimsenin şeyinde e, arkasında, önünde kimseye laf söylettirmem. O günkü o sahip olmamın sebebi de buydu. Yani o çektiğim o çocuğun o maçtaki eziyeti, televizyon yorumcularının, yani o televizyon yorumcularına da girelim. Unutmayın notunuzuna vaktimiz var yok bilmiyorum. Var, var, Şimdi var. o yorumcularla ben belki hani uzaktayım. işte efendim maça gitmiyorum, şey etmiyorum ama çok yakın takip ediyorum ve onlara biraz da elektronik özürlüyüm. İşte şey pek kullanmayı bilmem. <laughs> tweet mi şunları ama ben e, bir televizyon programındaki yorumcuya 5 sayfa Erzurumspor'la ilgili 93 yılından sonra yapılanları ve orada benim Antetli şirketimin Antetli kağıdı ile bakıyor. ismini söylemem doğru olmaz. Diyor ki başkan diyor her şeyin doğrusunu yazmış diyor. Evet diyor işte 93-94 sezonunda diyor Çanakkale Dardanel maçının işte falandı filandı. Ama diyor ben bunların hepsinin ne olduğunun altını imza atarım diyor. Ama burada bunu söylesem diyor. Yarın diyor savcılıktan şuradan buradan efendim mahkeme şeyleri gelir, şu gelir, bu gelir. Şimdi biz birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Algı operasyonuyla falan adam kötüydü, filan iyi başkanlık yaptı, filan kötü yaptı. İş buna girerse bu şehirde kimse bu işlerin altından çıkamaz. Şu bu işlerin ne kadar mekaşetli olduğunu beş, en iyisi bile sizsiniz. Benim yani. yani başkanlığım sadece ondan bitmedi. İşte siz reklamınıza geçin, ondan sonra <laughs> <laughs> mutlağınız arasında Hı. devam edelim. İnsanları da yormayalım. Sizi de yormuyor. Yok, yok yani. başkanım. Çok sohbet çok güzel. Çünkü tarih bu Erzurum'un tarihi. Erzurum'daki futbolun biraz da inkişafının temellerinin oluşunu konuşuyoruz. Çok hoş bir sohbet. Ama sevgili izleyenler sadece bir reklamlık bir ara istiyoruz sizden. Sonra başkanım, evet belki Türk futbol tarihinde görülmemiş bir olayla borç sıfır, kasada parasıyla. Kongre'ye gidip kulübü devretmesini konuşacağız. Müzik Başkanım şimdi o dönemde o parası olmayan kulübü paralı hale getirmek nasıl oldu? Yani bu bir sanat mıdır? Bu bir yetenek midir? İşte futbolcuların o dönemki alış satış arasındaki farkları söylediniz. Evet. Şimdi ben, önce. şimdi asıl bir çok önemli bir konu var. Şimdi düşünmek başarmaktır. Şimdi hatırlarsanız biz ben Mehmet Sekmen'den Sayın Mehmet Sekmen'den niye hep stajdan bahsediyorum? Diyorum ki benim dönemimde böyle arkamda bir belediye başkanı olsaydı bugün Erzurumspor'un kasasında trilyonları vardı eski rakamlar. ve Erzurumspor her sene şampiyonluğu oynayan bir ekibe sahipti. Şimdi bizim yarattığımız gelirler. Bu çok önemli. Şimdi Erzurumspor'un biz o zamanki sizler bizler işte Cemal Beyler, rahmetli olan arkadaşlarımız Fuat Beyler, Necmi Beyler işte aklıma gelenler. Hatırlayın. Valimiz Sayın Oğuz Berberoğlu nurlar içinde yazdı, rahmetli oldu. İl trafik il, il 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 trafik komisyonundan, İl trafik komisyonundan 34 tane minibüs hattı çıkardık. 34 tane hatırlayın. Evet. Bakın Erzurum'un geleceğini Cengiz, biz kalan, o günden kalan. düşündük. 34 tane minibüs hattının Ankara'larda yattım İçişleri Bakanlığından, minibüsçüler odasından efendim hep her yerden bütün bağış makbuzları şunlar bunlar herkes arkamız geldi Şerzurum'a minibüs hattını bize belediye onaylamıyor. İmzalamıyor. Ben bunun hatların ruhsatını vermem. Ya niye vermiyoruz? İşte o zamanki yapmış olduğumuz transferler 6 tane yeni şehir hattını satıp Geriye kalan 28 tane hattı da şu an Erzurumspor'un o bizim projemiz engellenmiş ol, o, o, engellenmemiş olsaydı bugün Erzurumspor'un 28 tane çalışan minibüs hattı vardı. Ki ciddi bir gelir. 28 Yok, tane. Bir de şimdi kalıcı kal gelir de bunlar? Ve yani. bu kalıcı gelir ve satılamaz şerh konmak kaydıyla noter vasıtasıyla yönetimin bu kulübün ömrü billah her ayakta durduğu sürece kal kalıcı gelirler. Biz bunları alabilmek için 6 ayı hatırlıyorsunuz. Efendim neler çektik. Ve neticede 6 tane yeni şehir minibüs hattını aldık. Gerisini de tekrar Ankara'ya git. Bağış makbuzlarını geri al. Belediyeye geri ver. Ve o gün o kulüp, kulübün hayatıyla oynandı. 1994 yılında. Kulübün hayatıyla oynandı. Sonra yapmış olduğumuz şeylerde önümüze ses çekenler konuşanlar işte en son Rize'de maçımız var. Rize, Erzurum, Urdu, Çorum. Bizim maçımız saat 1'de, öbür ikisinin maçı saat 1.30'da. Federasyonu zaman Ankara'da. Gön Faks gönderiyoruz. maç saatlerini değiştirin. Hayır, siz biz de oynayacaksınız, onlar 1.30'da. Ya üç takım şampiyonluğu oynuyor. Niye aynı saatte oynatmıyorsun? Buradan Ankara'ya gittim. İsmini söylemeyeceğim. O zamanki Ankara'daki federasyonun çok yetkili bir vatandaşı bana aynen neyin üstüne dediyseniz yemin ederim. İlk defa söylüyorum bunu. Yıllar geçmiş. Bana aynen şunu söyledi. Dedi ki arkadaş dedi ya yeter dedi. Bu işi bırak dedi. Senin dedi başkan olduğun dedi bir Erzurumspor bilinciye çıkmaz dedi. Gitti de işine gücüne sahip ol. Sen ne saatinden bahsediyorsun. Ta o günden yapılan algı operasyonu işte. İki senedir takım çıkıyor. İşte hakem oyunları, bilmem ne oyunları, efendim sana yok saha öyleydi, yok cenk, cenk sakatlandı, yok bilmem ne oldu. İnsan sağlığı önemlidir. Peki burada yaşayan insan insan değil mi? Ya ben yandığım bu. Yani fanatik veya durumlu olduğum için içim sızlıyor. Yani biz burada ya, yaşıyorsak... Başkanım, alttan evet, var. Tabii var, hepsi var. üstünde ha, Buzun üstünde oynadığımız zamanlarda bir da biz ben, biliyoruz. Da, evet. Başkan ben mağazından aldı. O evet. dönem sahada bir yeşil miydi? Beyazdı da hocam. Beyaz, buzun Beyaz. üstünde evet. oynandığı dönemler var. E, yani şimdi bunlar e, burada, efendim sana söyleyeyim, bu algı operasyonu niye yapılıyor? Yani niye istemiyorsunuz? Bizi niye istemiyorsunuz? Ya bir puandan bir takım küme düşer mi? Bir, de bir, bir, öyle, bir puanla. Öyle bir şartlar geliyor ki. Evet. Başkanım şimdi bir yazı var. Ee, evet. Federasyon Başkanı'nın yaptığı yazı. Onu bir ekranlara taşıyalım. Şimdi şeye bitireyim istersen unutmadan. Tamam. Şimdi hatırlarsanız aynı dönemde bizim dediğimiz gibi çizmiş olduğumuz yoldan. Allah razı olsun Cemal Bey o yolu devam ettirdi. Kulübü lige çıkardı. Üç yılda ligde kaldı. O da yoruldu. İşte şu bu. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Kim bir çivi de? tabii. Ya o çok önemli. Çünkü her ki bak ben bunu evet. tekrar söyleyeceğim. Şu andaki Erzurumspor'un bulunduğu tesislerin temeli başkanı başkan öncesi atılmış. Kıyas en döneminde tabii, rahmetli olmuştu söylüyorum. Sahadır, o tabii, taş sahabedir. bina, şu anda altyapıda onlar bak o alttaki tesislerde onlar şu anda şey çalışmıyorlar. Oradaki oluşum Şimdi de, yani, o de, ortamın öyle. bile oluşturulması şu anda o tesislerin bulunması bile çok önemli. Şimdi o tesislerin yeri yani bakın şimdi ben dedim ya burada 15 gün konuşsam bitmez. <laughs> şimdi o tesislerin yeri hatırlayın serbest bölge yapıldı orada. Tamam. Bizim tesisleri hatırlarsanız siz de o zaman yöneticiydiniz. Aldılar şeyin içerisine serbest bölgenin içerisine bize absürt bir yerde efendim tesisler oraya taşıyor. taşıyacağız. işte biz yardım nümayiş yaptık. Yönetim kurulu biz dedik ki Çizgiyi düzgün çizin. Erzurumspor'un tesislerine kimse el süremez. Buraya el süren olursa yarın buraya 20 bin tane taraftar dökülür. Ve o gün biz o çizgiyi kulübün tesislerini serbest bölge'nin dışında bıraktık diye biz bunun çabasını verdik. Burada övünmüyorum şimdi. Yani o bunlar şey. aklıma gelen şeyler. Yani o yoksa bu kulübü, o o kulübü, kulübün yani. tesisleri oradan gidecekti. Hadi işte Allah rahmet etsin Gıyas Bey işte bir şey yaptı yapar mıyız yapamaz mıyız efendim sene elbette ki yaparız. Ki Ve yaptık, başlattığında Cemal Bulat daha evet, sonra evet. üstteki o testleri tesisler yapmakta. yaptı efendim yeni gelen işte Mehmet Sekmen Beyefendi'nin yaptığı test, yedi yıldızlı test, otel gibi tesisler şunlar bunlar. Şimdi sorunuz neydi Şeye Dedim gelin. ki yani bu ıı, hiç parası olmayan kulübü paralı nasıl bıraktınız? Evet. şimdi işte bir, bir minibüs hatlarından gelen gelirden biz e, kulübü bayağı bir rahatlattık. E, bu Bir de biz yanlış bize bir de hani e, bu konuları yeni jenerasyon bilmez. Bizim zamanımızda transfer hem kolaydı hem zordu. Şimdi dikkat edin o dönemde ya en fazla bir veya iki yıllık tır, şey yapılırdı futbolcuyla mukavele. Yani. Niye? Şimdi e, şöyle izah edeyim. Diyelim ki atıyorum Nazım Saracoğlu'nu ben transfer edeceğim. Bon servisini federasyona bildiriyor. Atıyorum X kulübü. Evet. Veyahut da ben işte futbolcumu satıyorum. Koyuyorum oraya işte 10 bin lira. Bu 10 bin lirayı yatıran oluyorsa federasyonun parasını bu 10 milyon lira veya işte 10 bin lira her neyse Erzurumspor'un kasasına kasasına gidiyor. Gidim. Eğer bunu kimse yatırmıyorsa, bunu kimse yatırmıyorsa, benim futbolcum atıyorum Nazım Saracoğlu. Beşte birine kulüpte kalıyor. Kulüpte yani iki bin lira. Kulüpte bir yıl mukabelesi uzatılıyor. Bunun uzatılması için de ne yapıyordum? Beşte birinin beşte biri Nazım Saracoğlu adını federasyona yatırılıyordu. Bu da ne diyor? 400 lira mı ediyor? 400 hmm. bin lira da. Bu otomatikman bir yıl mukavelesi. Bu sistem kulüpleri evet. çok da koruyan bir sistem. Çok sistemdi. koruyan güzel bir sistemdi. Evet. Ya zordu ama koruyan bir sistemdi. İşte efendim bu servisi elinde. Şimdi işte yok var imza parası bilmem ne falan filan. Böyle bir şey vardı. Yani bizim şimdi o dönemde mesela işte sordunuz. bu işte burada demin bahsettiğim 21 tane e benim efsane yöneticinin başarısıdır bunlar. Yani bugün Biraz bazı, onlardan bahseder bazıları aklımda kaldı. Ben kulübü e, teslim ettiğim zaman e, kulübün gerçekten burcu yoktu. Milançolar oradadır. Paramız da vardı. Ve çok iyi bir futbol takımımız vardı. Her şeyden önemli olan oydu. Yani yaş ortalaması 23 civarında. Şimdi mesela isim vermeyeyim ben burada. Şimdi oyun e, Türk tür parası olarak söylesem belki e, anlamayan olur. Şimdi bu mesela diyelim ki bir, bir futbolcuyu biz 6 bin dolara almışız. O günkü kur, dolar kuruyor Ve bu futbolcu 285 bin dolara satılmış. Bak, bin dolara evet. Kaç kat? Evet. Çok Şimdi çok ve bu futbolcuya en fazla verdiğimiz para 20 bin dolar yıllık ücreti. Yani çevirdim bugün buraya gelmeden bir yani yarım saat. 80 bin dolara satılan oyuncuyu siz 20 bin dolara 6 oynatın. bin dolara almış. Bin alınmış. 20, alınmış. 20 bin dolar en fazla. En fazla 20 bin dolar oynatılmış. 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 Mesela burada işte efendim sen 20 bin dolara alınmış bir futbolcu 700 bin dolara satılmış. He. Bakın Burada rakamlar yani bunların hepsini ispat ederim. Efendim siz de bu işin içindeydiniz Aynen. o dönemde. Bir Ama Cemal Bey de işin içindeydi. Evet. Ki burada mesela 35 bin dolara alınmış bir futbolcu ki bunu Cemal Bey başardı. İsmini söylememde bir mahsur yok. yok. Bülent Ataman. Kaleci Bülent. 35 bin dolar. 2 milyon 500 bin dolara Beşiktaş'a satıldı. Bunu beceren de Cemal Polat'tır. Sevgili kardeşim. Cemal Ve Pulatt o parada konuştum. Erzurum Sporu 1. lig Süper lige çıkarmıştır. Şimdi başka bir örnek. 18 bin dolarlık bir futbolcu ki en zorlarından birisi ismini söylemeyeyim. 55 bin dolar. 1000 dolara Şekerspor'dan aldığımız bir futbolcu 140 bin dolara Diyarbakır satıldı. İsimlerini özellikle söylemiyorum. <laughs> 28 bin dolara PTT, Ankara PTT'den alınan bir futbolcumuz 285 bin dolara. Tele olarak hepsi aklımda ama ben birkaç tanesini bu şekilde. Efendim 80... 6 bin dolara alınmış bir futbolcu 285 bin dolar. 71 bin dolara alınmış bir futbolcu 700 bin dolara satılmış ve vesaire vesaire. Çok hepsi. Bizim dönemimizde o 21 tane aslan gibi yöneticinin döneminde yanlış bir tane futbolcu transferi yapılmıştır. İsmini söylesem şimdi doğru olmaz. Tek bir tane futbolcudan efendim, kulüp zarar etmiştir. Bunun haricinde Şimdi onlarca hiçbir, futbolcuda kulüpler var. Hiç, hiçbir futbolcudan Erzurumspor'un kasasından bir kuruş para girmemiştir. Biz bunu başardık. Ben başarmadım. Arkadaşlarımla beraber başardık. Yani sizlerle başardık. Şimdi diğer bir konuya daha geç girmek istiyorum. Şeyi Volkan'la ilgili soracağım bir şey varsa o işte şimdi çok dolu. Şimdi e, Volkan'ı evet. özel konuşacağız da. Evet. Başkanım tabii bu geçen yıl biz şampiyon olduktan sonra bu pandemi olayları gerçekleşti ama o dönemdeki pandemi bu dönemdeki pandemiyle çok farklıydı. Vakalar en az 10 kat, 20 kat artarken, ölüm oranları çok çok fazla yükselirken ve geçen sene Futbol Federasyonu saçma sapan bir karar verdi ve ligden düşürmeleri durdurdu. Ama sanki bugün bir açıklama yaptı. O geçen sene verdiği hatanın farkına varmışlar ki bir o yazıyı getirebilir misin ekrana Yunus? Ve şöyle bir açıklama yaptı. 20 takımlı lig zorlu, 18 takım ideal. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 10 sene takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Yani o zaman geçen seneki yaptığınız iş neydi yani? Ve bunun hakkında ne bir açıklama yaptılar, ne farklı bir şey getirdiler. Şimdi bir anda durup dururken bu takımı 21, lige, 21 takıma çıkardılar. Ve hatta Erzurumspor yönetimi haklı olarak şöyle bir şey dedi. Yani biz dedi lige çıkarken planlamamızı, programımızı işte 20 18 takımlı ligdeki gelire göre yaptık dedi. O zaman 18 takımla tamam bunu alabiliriz Yunus. 18 takımlı bir ligde galibiyete 2.9 milyon para geliyordu. Ve şimdi 21 takım olunca bu 2.2'ye düştü. Erzurumspor'un orada yaklaşık 7-8 milyon dolar kaybı. Kaybı, kaybı var. Ve e, bunun için federasyona gitti. Ve dedi ki eğer her yıl 3 takım düşerken bu yıl niye 4 takım düşüyor? Şimdi federasyon başkanı da diyor ki biz 2 sene boyunca 4 takım 4 takım düşüyor. Peki geçen sene yaptığınız neydi başkanım? Bunun için neler söylemek? Şimdi istedim? ben burada söylediğim aslında bu sene yani bu insanların yaşadığı yani gerek ticaret erbabı olarak biz çalışanlar Türkiye'nin durumu ortada. Yani ekonomik olarak kulüplerde çok büyük zarar gördü bu işten. Taraftar. Yani bugün işte 20 maçı varsa Erzurumspor'un e, oturun çarpın bölün o stat dolu olsaydı Erzurumspor'un kasasına kaç milyon dolar para gidecekti evet. taraftardan. Yani, ligin Kombi, en iyi seyircisine evet, sahip olan en kasımız. iyi seyircisi. Tabii. Yani kombinelikte 20 gün kişi oynamışız biz. Ha şimdi diyelim ki burada bir şey yapmak lazım. Yani benim şahsi fikrim yani bu senede ligi küme düşürmenin kaldırılması lazım. Değil yani mi? bunun için bir lobi. Tabii çalışmak lazım. Yani gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu işlerin iletilmesi lazım. Siyasiler tarafından, yetkililer tarafından bu sene de ligden düşme olmasın. Yani şimdi ortada bir şey var. Yani bir vaka var. Allah sağlıkçılarımızdan razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin. Anlatabildim mi? Ama yani dünya genelinde bir virüs var. Bir virüs var. Yani bundan herkes payına düşeni almış. E, almaya da devam ediyor. Ben ben olsam yani işte 18'e düşüreceğim. E, o zaman geçen sene niye ne düşürmedin? Düşürmedi. Ana herkes ona göre plan planlı programını yaptı. Bu başkanım şöyle bir şey, bu da yani bizim şehrimizin dinamiklerinin yani harekete geçmemesinde bir noksanlık olarak görür müsünüz? Yani şehir olarak işte sivil toplum kuruluşlarımız, yani bununla işte setekalarımız, her şeyimiz yani bu Erzurum'daki dinamiklerin harekete geçmesi lazım değil miydi? Mutlaka, mutlaka. Yani şimdi dediğim ya biz birlik beraberliğimizi sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ortak menfaatte buluşmak mecburiyetindeyiz. Yani şimdi diyelim ki Erzurum Spor'la ilgili bir konu mu var? Yani bu konuya herkesin sarılması lazım. Tek olmalıyız yani bir konumuzda. Şimdi ben benim yazdığım mesajlarla, gönderdiğim şeylerle efendim, be, be, beni kim dinler? Ama yani işte siyasi durumda işte öbür yani düşen kulüplerin düşen işte denizin, öbür işte yani. düşen kulüplerin oturup bunu şeye getirmesi lazım yani gündeme getirmesi lazım. Ya böyle bir felaketten geçtik. Efendim halen geçiyoruz. İşte geçen ay iş yerlerimiz 20 gün kapalıydı. Anlatabiliyor Benim gibi normal işte diyelim ki Kafaplar Caddesi'nde bir vatandaş bir çift ayakkabı satacak adam çoluk çocuğunu de öyle bir kritik dönemde bayram üzeriydi. Evet ]ydi. adamın dükkanı ee, kapalı. Öbür tarafta biri çorap satacak dükkanı kapalı. Yani bunlar çok zor bir süreçten geçti. Efendim halen geçiyoruz. Halen geçilecek. E şimdi burada efendim işte sporda işte yani herkes kendi kafasına göre bir yorumun içerisine girerse bu doğru değil. Yani bunun bir lobisini oluşturup ama bir şehir olarak. şehir olarak. Yani sadece bizim benim burada konuşmamla veyahut da fevran etmemle değil de bütün şehrin bir araya gelip efendim sana söyleyeyim bir şey yapması lazım. Yani, yani, yani bu sene de değil, sizin evet. de değil. Hiç kimse de değil. Evet. Dedem. herkesin yani. Herkes. Şimdi herkesin başkanım, Tabi. tabii e, taraftarlar, e, taraftarlar e, bir puanla düşmemiz hepimizin canını çok acıttı. Siz de çok üzülmüşsünüzdür zannedersem. Çok. Ki e, burada bize en büyük darbeyi ya da en büyük kazığı Başakşehir yaptı. Yani bir Kayseri maçında 90 dakika boyunca şut atılmayan bir maç. Yani neresinden bakarsanız bakın futbol müsabakasından başka her türlü rezaletin olduğu, mücadelenin olmadığı, iki tarafın çok birbirine razı olduğu. Yani çok farklı şeyler söylemek istiyorum ama canlı yayında tabii bazı şeyleri şey ortaya koyup donanları söyleyemezseniz olmuyor. Tabii Kayseri berabere kalınca bu sefer bizim o bir puanlık e, önem çok önemliye çıktı. Ve biz iki hafta önce yaptığımız son maç saatinde 6 puanımızı 80'den sonra çalındığı çaldılar. Veya biz hata yaptık. Mesela bir gençler birliğiyle burada oynadığımız müsabakada son dakikada 90. dakikada bir sıfır mağlupken attığımız bir gol el gerekçesiyle iptal edilirken aynı gençler birliği maçının 94'te eline topun gitmesi sonucunda ya burada ne var dedi vücut kompozisyonu dedi. Bizim şu pozisyonumuzu el sayarken o diğer takımların şu pozisyonlarını el saymadılar. Birinci yarıya göre ikinci yarıya göre kurallar değişti. Ve bizim öyle ya da böyle 80'den sonra kaybettiğimiz bir altı puan var. Mesela takip etmişsinizdir başkanım Başakşehir ve Kasımpaşa maçları. İçin neler söylemek istersiniz? Orada e, iki maçtan bir puan alsaydık belki bugün ligdeydik farklı şeyleri konuşuyorduk. Tabi bu sanki Erzurumspor'un kötü gününü bekleyen bir kesime koz gibi geçti. Ee, abuk subuk saldırılar, abuk subuk söylemler ve farklı şeyler yapıldı. Bunun içinde Ömer Başkan bir basın toplantısı yaptı ve pandemi sürecinde de bir olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurulun yapılması da yasaktı. Evet. Ve burada biz defalarca dedik ki Ömer Düzgün bu işin altına elini değil gövdesini koydu. Çünkü Ömer Düzgün bu işi kabul etmeyebilirdi. Etmediği zaman kayyuma kalırdı. Kayyuma kalan bir kulüp nasıl olur başkanım? Bir de sizin ağzınızdan. Kayyuma kalan bir kulüp darmadağın olurdu. Yani kayyuma kalan yerler var. Şimdi burada yeri değil söylemek istemiyorum. Erzurum'da Hal, halini herkes görüyor. Şimdi burada e, oyna mesela diyelim ki yorum, yorumcuları seyrediyorum. Yorumcuları seyrediyorum ve hepsinin kim olduğunu biliyorum. Hepsini kime nazır ediyoruz? Şimdi hepsi olmuş, efendim sana söyleyeyim burada şey, bir bilgiç olmuşlar. İşte efendim bir şeyler tartışıyorlar işte. Bir, bir kanalda işte falan falan takımın şeyi, hep onun lehine. Öbüründe şey, hiç kimse bizi konuşmuyor, bizim zorumuza giden o. Ya biz Erzurum'du biz ya bu 10 şu 10 Erzurum. 10 saniye büyük başlarda yani, bile 10 saniye Erzurum sporuna ya, ya, geçmiyor. Yani. yani şimdi sen Erzurum dediğin zaman işte biz kendimiz bak bu şehir şimdi işin ekonomik boyutlarına girersem dediğim gibi 15 gün konuşsam bitmez. Yani bu şehir habire göç veren bir şehir. Niye göç veriyoruz? 400 bin göç vermiş 20 senede bu şehir. Bu ne Bu 20 bin 20 tane bayburt eder. Evet. İli sayarsanız efendim 10 tane Kars eder. Evet. Yani say, affedersin 10 tane Gümüşhane eder. Yani say sayabildiğin kadar. Yani nüfus olur veya o şimdi 4 tane Erzincan eder. Şimdi bu şehir niye göç vermiş? Ve niye birlik olamıyoruz? Yani illa ki bu şehrin menfaatlerini oturup hep beraber, hep beraber kullanmamız lazım. Anlatabildim mi? Yani işte o ne yaptı, bu bunu yaptı, o ne dedi, bu artık bu şehir bundan bıktı. Anlatabildim mi? Şimdi bizim o dönemde başarılı olduk mu? Bizim başarımız ekonomi başarıydı. Bir ivmeydi. Ve şehre şampiyonluğu oynamayı öğrettik. Ama lige çıkaramadık. Niye çıkaramadık? Ama o başlangıç sonuçta şimdi hayır. Gitti. İşte bin bir türlü şeyi var. Bin bir türlü sebebi var. Tabii arka plan arka yani planda önümüze çıkan bin bir türlü engel var. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi diyelim o dönemde kurulan takımları bugün getir Süper Lig'de oynasınlar. Hangi yanlış transfer veya hangi yanlış futbolcu vardı ki senin? O takım o zaman Süper Lig'e çıkmadı. İşte örnekler var. Üç maç. Teneşere konduğum gün unuturum o üç tane maçı. Arabamın plakasını bilmem ama onları unutmam. Dakika dakikası inan hepsinin ne olduğunu, kimlerin ne film çevirdiğini anlatabildim mi? Hepsini tek tek bilirim. Hepsini tek tek görürüm. Ha şimdi burada birlik beraberlik. Şimdi birlik beraberlik. Erzurumspor'la bir sürece mi giriyor? Herkes taşın evet. altına elini koyması lazım. Hayır bir de evet. yani bu Erzurumspor değil. Yok bu büyükşehir belediyenin takımı. Sanki büyükşehir biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi değil de gidip Kocaeli'nin belediyesinin adına mı oynuyor takım? Yani ben bunu anlayamıyorum. Şimdi bir şehrin beratanaklarını hangi kurum verir başkanım? Bu şehrin sahibi büyükşehir belediye değil midir? Yani yaptığı parklardan gidip imkanlarından faydalanıyoruz. İşte yaptığı yollardan faydalanıyoruz, döktüğü asfalttan, işte yaptığı işlerden hepimiz büyük şehrin yaptığı hizmetlerinin nimetlerinden faydalanırken iyi güzel. E sonra hem fikir olup da yüksek bir oranıyla seçtiğimiz bir belediye başkanı, e şimdi bu spora gelince bundan gocunuyoruz. Bugün Adana örneğini ben vermek istiyorum başkanım. Adana Demirspor şampiyon oldu. Adana'da herkes sokaklardaydı. Demirspor demediler. Adana Demirspor diyorlar. Şimdi bir. E siz de Spor'sun yani yine bir Erzurum Spor'un var ama zaten Erzurum Spor olarak kurulma şansı yok. Mahkeme kararıyla kapatılmış bir kulüp. Ama bazı kesim ısrarla bunu kaşıyorlar. Hatta e, Kürşat Kaptan'ın yaptığı basın toplantısında Kürşat bunu çok dile getirdi. Dedi ki 10 yıldır kime ne faydası var? Yani 10 yıldır siz Büyükşehir Belediye niye Büyükşehir Belediye'ymiş? Kime ne faydası var? Yani bu e, Allah bin kere razı olsun. Geldiğinde işte üçüncü beş yılda dört şampiyonluğu yaşatmak Ki Süper Lig'e üçüncü ligden Süper Lig'e kesinlikle çıkmak çok kolay mı başkan? Evet. Bir, bir sözlerimin başında söyledim. Yani biz o e, oluşumun oğlu, içinde olan insanlardan birisiyim. Yani Erzurum nasıl e, kurtarılır? İşte plan Ortaya diye atıyorum. İşte 3 milyon lira borç çıkıyor. Ertesi gün adam kağıdı alıp geliyor. Diyor ki benim şu evet. kadar alacağım var. Öbürü geliyor dedi ki yok bu işin altından çıkıyor. yani en çok karşı çıkanlardan birisi benim. Ha bugün başında Erzurumspor mu var? Şimdi diyelim ki mesela ben şöyle diyeyim ben Mehmet Sekmen olsam yani Erzurumspor için çok büyük bir kazanç. Erzurum için Erzurumdaki efendim çalışmalar hepsi bir şeydir, bir gösteriyedir. Erzurumspor AŞ yapsınlar. Belediye Erzurumspor AŞ misal. Yani şimdi ha Büyükşehir Belediye Erzurumspor olmuş. Ha Erzurumspor yani neticede Erzurumspor var mı? Bu Erzurumspor'u geri döndürmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Anlatabildim mi? Yani mümkün değil. Şimdi de el birliği. Şimdi o birlikleri bir sağlamak. Tek takım. yani evet. Yani senin bu şehirde ikinci, üçüncü takımın evet. yok ki. Yani bir tane e, profesyonel takımın var. Şimdi e, olur üçüncü takımın ikinci takımın e, işte mesela bir Urfa'nın takımı vardı, bir de Urfa bilmem evet. Gap Spor vardı, bir başka bir şey vardı. E, şimdi Antep'te aynı şeyler vardı. Elazığ'da bir Elazığ Belediye vardı, bir Elazığ Spor vardı. E, yani Erzurum'da bir tane, bir tane ona sahip olmayacağız da kime sahip olacağız? Ve işte siz anlatıyorsunuz bu işlerin ne kadar zor olduğunu, mesainin ne kadar ağır olduğunu. Hatta Geçen haftaki programda ben sizin bir anınızı anlattım Erdinç Hoca'ya. İşte hanımımızın rahatsızlık döneminde hastaneye sizi aradığında ya kocan öldü, zannet yok dediğinize ben şahidim. Yani şimdi empati yapıyorum. Kaç kişi bunu böyle bu zihniyette düşünebilir? Çünkü karşılığında bir karşılığı yok. Sadece manevi bir has. Yani hem stresi, hem sıkıntısı, hem iş kaybı, ve ailenizden uzaklaşmanız yani büyük sıkıntıları olan bir yere amma hizmeti yapıyorsunuz. Karşısında bir de e, ağza alınmayacak küfürler, hakaretler. Yani bir insanın direncinin kırılması. İşte diyorum ya bir gün e, öyle bir pozisyona getiriyorlar ki yani Mehmet Sekmen e, başkan desin ki ya arkadaş nalet olsun ya benim işim belediye başkanlığı ben gidin belediye yönetim alın Burnunuzda O zaman ne oldu işte konu oldu. Malilik başkan. Evet. Direkt. Evet. Örneğini yaşadık ya. Yani. Yaşadık. yaşadık. Niye? Çünkü e, sizin döneminizde size yapılan ki o kadar doğru iş yaparken. Cemal Başkan zamanında Cemal Başkan'a yapılanlar. Hatta Cemal Başkan'ın bir lafını hiç unutmuyorum. Dedi gün gelecek bu şehre yönetici bulamazsınız dedi. Yani insanların derdi davası buradaki insanları yıldırmak. E, ne geçiyor yerlerini onu da anlamıyorum. Şimdi ben X ismini istiyorum. Yok o X ismim gelmez Erzurum Spor 2. Lig'e. Ya senin Erzurum bu kadar mı ya? Senin sevdan bu mu? Ben Ahmet'i Mehmet istiyorum. O olmazsa git kapan. Böyle bir mantık var mı? Ya bu, bu kulüp kişilere mi endeksidir ya? Bu kulüp Erzurum'un. Bu Erzurumspor. Başka Erzurum yok ki. Yani ne olacak peki? E, o, o isteyecek bu isteyecek. E, o olmadı mı ben de isterim. Ya, böyle bir mantık siz... Peki çünkü Ömer Başkan şunu dedi. Gerçek taraftar olarak kabul etmiyorum dedi bunları. Bu sefer yine sosyal medyada bir kesim e, gerçek taraftarlık belgesi çıkartıyor kendi kendilerine. Ya arkadaş siz eğer bu kulübün istiyorsanız, sevdalıysanız gelin şu an mevcutta bir yönetim var. Dem başkanım hatta Ömer Başkanla görüştüğünü söylediniz. Şu an size gelip e, bir yardım istese, bir fikir danışsa ya yok ben seni istemiyorum mu dersiniz yoksa elinizden ne geliyorsa Değil. onu mu yaparsınız? Elimden ne gelirse onu yapar. E bu da sizin işte Erzurum sevdanız. Yani ben şimdi geriye dönün bakın. İşte benden sonra kaç tane başkan gelmiş. Herhangi bir tane senin aleyhinde basın da şurada burada benim tek yok. kelime ettiğimi duyan varsa gelsin. Yok. Yok. Ya bizi seyreden varsa desin ki ya sen şurada bana bunu söyledin. Yok. Şimdi mesela demin ismini unuttum. Sayın sayın başkanımız. Evet. Meclis Ondan meclis olursa sayımız da kalır. Evet. Yani adam can siperane. Çok, yani. çok çalıştı. Kulübe çok çalıştı. Anlatabildim mi? Kesinlikle. Hizmet etti. Yani şimdi bunları inkar etmek ne? Şimdi bizi dönüyorlar. Biz kendimizi hizmet etmeyelim. Adam dönüyor. Diyor ki ya işte şu, şu tarihlerde bu oldu. Şimdi ben e, yani konu konuyu açıyor veya değiştiriyor. İçimdeki bütün şeyleri müsaade ederseniz zamanımız var yok bilmiyorum sizin i̇şte 10 dakikalık bir zamanımız dakikalık. var. Şimdi ben hayatımda şeref tribünün koltuğunda oturmadım. Siz bilirsiniz. Çok acil haller dışında. Ya kale arkasında oturdum ya açık türlü bunu gösterici olarak yapmadım. Bizim yönetimizdeki arkadaşlarımızın bir tanesi bilet almadan stada girmedi. Evet kesinlikle. Herkes kuyruğa girdi. Bir biletini aldı girdi. Bizim dönemimizdeki yönetici arkadaşlarımızın bir tanesi kulübün parasıyla deplasmana gitmedi. Hatta Allah gani gani rahmet etsin e, Tuncer abi e, toplantıda deplasmana gidecek kişilerin isimlerini kimler gitmek istiyor derdi. Uçak biletlerini şey yapardı. Paralarını toplar. Biletleri öyle alırdı. Evet. E, kafileyle gidilirdi. Ama e, herkes o ücretini Tüncer abi öderdi. Üdün. Tüncer abi de tamam. e, Türk ayarlarından alınan evet. bilet öderdi. Evet. Öyle gidilip gelinirdi. Otel paraları kaç onlar aynı, aynı hesaplanırdı. Şey Sadece kafile başkanı, teknik kadro. Evet. E, otelde kalır ücretini Erzun Spor öder. Ama evet. onun haricinde... ...deplasmanlara belki 10 kişi, 15 kişinin geldiği çok olmuştur. Ee, en son bir Sincan maçını hatırlar mısınız başkanım? Orada e, e, puan aldıktan sonra şampiyonluğumuzda... 2000, i̇ki yani, beden, iki beden Garanti gibiydi. Ee, selametlik Saadet Hoca ile... Mesela o, o deplasmana bayağı bir yönetici grubu gelmiş Hatta İstanbul grubu da gelmişti. İstanbul'da gelmişti. Ee, rahmetli e, Hulusi. Ethem, Ethem Seven. Ana çok Allah. iyi bir Erzunçlu taraftarıydı. Onların işte... Yani zaman kısa diyorsunuz. Şimdi bunların e, Nur içinde yazsın. Yani bunların kulübe yaptıkları, Şimdi yani e, aklıma geldikçe söylüyorum. Şimdi bunu diyelim ki e, ne yapardık? İşte demin e, bu bütçeyi nasıl dengelediniz diyorsunuz. İşte Ankara'da bir gece Profesör Doktor Nevzat onun önderliğinde muazzam bir gece yapılmış o zamanki parayla 8 milyar 400 milyon lira para alınmış. Ve Erzurumspor 4 milyar arasını Ankara Haki Vakfı'na alınmış. Ankara Vakfı'na üniversitede okuyan öğrencilere burs verin diye Erzurumspor bu parayı vermiş. Erzurumsporuydu. oydu. İstanbul'da Polat şimdi unutma başkanım. Şimdi ise açıp telefonla süksü atıp orada bağışta bulunan diyen insanların sonra telefonlara çıkmadığı ve e, o vaat edilen paranlar, paraların ancak ancak %30'unun kulübe geldiği e, evet. bir dönem yaşıyoruz. Şimdi evet. mesela İstanbul'da Allah uzun ömürler versin. İbrahim Polat, İbrahim amca, Adnan Polat'ın babası evet <laughs> oteli bize açtı. Erzurum gecesi yaptık. Şimdi gecenin as solisti İbrahim Tatlıses. Nuray Afiftaş, Taş, Koşan Mükerrem Kemertaş, Erzurum erkek kadın bar ekipleri. Otele bir kuruş para vermedik. Allah razı olsun almadılar. Bir ton teberru topladık. İbrahim Tatlıses az dedi ki ya sen ne, ne, biçim adamsın. O zamanın parası 100 milyon lira İbrahim Tatlıses'ten kulübe de bağış aldık. <laughs> para verecekler. <laughs> evet, para vermediğimiz gibi. Anlatabildim mi? <laughs> işte Erzurum, spor aylık konserler yapıldı konserler... yani burada konserler yapılırdı şuydu herkes taşın altına elini atmıştı yani birliktelik oydu şimdi bu birlikteliği bunların sağlaması lazım işte Ömer Bey'e devam edecekse insanların yardımcı devam etmeyecekse efendim sana söyleyeyim yeni bir yönetim Yeni bir heyecan gelecekse... Devam edecekse bile evet. takviye yapması lazım. Başkanım çünkü evet. çok sınırda Şimdi yani bunları niye söylüyorum? Ben söylediğim gibi hiç kimsenin şeyinde... Ben Erzurum Spor'dan ne zaman koptum? Sayın, sevgili kardeşim Cemal Bey'le bir kongreye gittik. Ticaret Odası'da yapılıyordu. Hazır ön cetvelinde ikimizin de ismi yoktu. Uygulanacaktı. İsmimizi silmişlerdi. Orada neredeyse bir de dayak yiyecektik. Döndüm oradaki işte başkana ismini söylemek doğru olmaz. Dedim ki ya dedim ben dedim bu kulübün eski profesyonel futbolcusuyum ve bu kulübün tüzüğünde biz kulübün daimi üyesiyiz. Sen benim ismimi burada nasıl siliyorsun? Hemen yani nasıl siliyor siliyorsun? Ya sen kimsin? Yani şimdi sen ana ha ondan sonra bitti. Şimdi Erzurumspor kulübünün başkanlığını bırakmama geleceğim anlatmak mecburiyet. İstersen bir 10 dakikada daha olur. <laughs> olur. Anlatabilir miyim? Şimdi Erzurumspor gece gündüz çalışıyoruz bakın. Demin burada saydığım futbolcuların içerisinde var. <laughs> Dört tane futbolcu Sadi Tekeloğlu'nun vasıtasıyla. Bakın. Şimdi ben birkaç sefer şimdi ben Mem Sayın Mehmet Düneşi tanımam. Ali Demirhan'dan belki bir iki sefer bir merhabamız olmuştur. Onlar haricinde gelmiş geçmiş başkanların hiç çoğusunu tanımam. Ama eski başkanları bana o doğum tarihinden, ölüm tarihinden az bir 10 dakika müsaade et hepsini söyleyeyim. Onlar hafızamda. Öbürlerini bilmiyorum, tanımıyorum. Efendim yorumlarını da yapmam. Şimdi <laughs> bu dört tane futbolcu bakın ben birkaç sefer Sadık Hoca'nın ismini söyledim. Dedim ki ya getirin boş mukavele imza attırayım size gelsin bu takım. Erzurum'u seven, Erzurum sev, taraftarını sevdiği, saydığı, bildiği bir insan. Trabzonspor altyapıdan kazandırdığı para en az 100 milyon euro. Kaleci e, Uğurcan'dan tut, işte şey din, diyor, Yusuf Yazıcıdan, şu Yusuf Yazıcıdan şuyundan, Şimdi altyapıdan demen söylediğim o. Yani genç futbolcu altyapı Evet, bilen. Genç futbolcu hastası. Ha, bilen anlatabildim insanlar. abi şimdi zannettiler ki ben herhalde menajerim. Komisyon mu alacağım bilmem ne edeceğim anlatabildim mi? Allah göstermesin. Şimdi şey alınmadık, dikkate alınmadık. Şimdi niye kulübü bıraktım? Bak ben bu, o, o akşam siz de oradaydınız. Bu dört tane futbolcu Trabzon'dan biz kaçırdık getirdik mi Erzurum'a? Kulüp tesislerinde gece saat iki. Cebimden para verdim. Hocam Kulüpte çalışanlara dedim ki nöbetçi dursun gidin işte bu saatte açık lokanta olmaz. futbolcular işte etmet öteberi bir şeyler alın. Efendim sana söyleyeyim. Mangallar yandı. Fuardan başladılar bize söylemeye. yine Erdoğan sporun paralarını yiyin. Gece iki dedim hele buraya bakıyorum. Bir de ya param abi, yani tabiri. Sağlığın bir her şeyin bir anlatabildim mi? Gece ikide. Karşı, Vallahi billahi gece iki buçukta. Erdal Atlı Sağdır. Üçüncü noterin yöneticisi. Gece iki buçukta ben bu dört tane çocuğa mukavele imzalattırdım kulüpte. Dedi ki ya bu iki buçukta bu mukavele olur mu? Yata dedim ki gel dedim. O zaman manuel yazılıyor yani bilgisayardan değil. Yaz dedi. Yarın dedim. Bu işin dedim cilkı çıkar dedim. Bu çocuklar gider. Bunların taliplisi çok. İşte o zamanın parası bu demin verdiğim demin dolarların içerisinde bunlar da bazılarda var. Ertesi gün biz mukaveleyi bitirdik, bomba patladı. Çocuklar geldi yanıma ya başkanım işte biz akşam imza attık ama attınız bitti oğlum. Ya biz de gitmek istiyoruz olur dedim. Dördünün bon servisi 1 milyar 900 milyon o zamanın parası. Dedim 40 milyar getirin gidin 10 milyar. <laughs> Allah şahittir. Ha, ama o gün karar verdim. Yani ben yani o gece niye o gelen bu kulübe hizmeti verirken bu küfürleri hak edecek bir insan mıydım? Değildim. Bu, e, efendim. Ondan sonra burada bir çorum maçı. En acı hatıramdır o. Takım üç bir mağlup. Gene açık tribünde bir yerde oturuyorum. Birisi döndü bana. Galiz galiz küfürler. Hayatımda yüzüme duyduğum tek küfür. Fuardakiler arkadan küfür ediyordu. O yüzümüze. Hemen olağanüstü kongre kararı Arkadaş Erzurumspor defterine Hamza Milli kapatmıştır. Buraya kapatmıştır. Yani bakın bir tane dengesiz Anlatan. bir adamın veya kendini evet. Erzurumspor taraftarı diye kendini zannettiği kulübe bir kuruş faydası olmayan dengesiz bir insanın işte hizmet eden insanların önüne nasıl evet. geçti? Orada doğru. ağzının payını aldı onu yapan Ağızdır adam. Ve biz de o gün arkadaşları topladım. Olağanüstü kongre arkadaşlar Erzurumspor defteri. Hamza Cimilli'ye bugün kapandı. Kapandı mı? Ondan sonra kapanmadı yine. İsminiz çıktı Fahri Cimilli'ye. Çok <laughs> özür dilerim. Kulüp sıkıntıda kalıyor. Efendim sana söyleyeyim. İşte atıyorum Vali Bey çağırıyor basını. Bir şey de diyemiyorsunuz. basın Yani haberiniz yok. İşte efendim Fahri kulübü idare et. İşte kulüp batıyor bilmem ne. Yıllarca da bu şekilde yaptık. İşte abi ha? abi var ya işte evet. Hamza. Evet. Şimdi bunları da yaptık. Ben bunlardan yüksünmedim. Şeref duydum. Niye? Ben çünkü fanatik bir Erzurumluyum fanatik bir Erzurum Bugün Türkiye'de yanlış anlama benim futbol hayatım çok kısa geçti. Yani Kütahya Spor'da da oynadım. Bir ağır bir çene kırığı geçirdim. Futbolu bitirdi, erkenden bitirdik. Yani bizim bugün Türkiye'de futbol o takımın formasını giymiş ve kulüp başkanlığı yapmış insan sayısı. Rahmetli Süleyman Seba. Efendim Faruk Özak. Ben bilmiyorum başka vardır yoktur bilmiyorum başka, başka yok. var mıdır yok mudur. Şimdi bizde bu sevda var. Biz bu sevdaları gösteriş için yapmadık. Hep bunu bilen biliyor. Yani Allah razı olsun hangi mekana gidersem gideyim. Efendim sana söyleyeyim. Staish'le işte Allah senden razı olsun şunu yaptım, bunu yaptım dedikleri zaman bu benim için katrilyon dolarlarının alınmayacak bir servet. Ha şimdi kırgın olduğum şeyler de var. Mesela ben 13-14 senedir 3 tane çok ciddi rahatsızlık geçirdim. Yani beklerdim ki efendim birileri de açsın ya nasılsın bir geçmiş olsun. Ha bunlara da küstüğüm yok. Ama içimde bir ukde olmuştur. Evet, şimdi Bekler. gönül he, gönül gönül yerden. Şimdi mazadı diyelim ki ben burada şimdi söylemek belki doğru olmaz. Şimdi ben Erzurumspor'un eski bir namaluk kadrosundan duran alabeylerinden haftada en az bir sefer görüşürüm. Evet. Yani. Ben başkan olduğum dönemde bunların hepsini, bu ağabeylerimizi Erzurum'a çağırdık. Plaketlerini verdik. Efendim maç yaptırdık. Hüngür hüngür ağladılar. E şimdi ben görüşüyorum. Cumhur abiyle görüşüyorum. Efendim Hüseyin abiyle görüşüyorum. Hı. Özden abiyle görüşüyorum. İlyas abiyle görüşüyorum. Hepsiyle. Bağımı hiç koparmamış. Bunlar beni aralar. Ha bir de bunun güzel olan tarafı ne? Benim çalıştığım dönemdeki hocalar. Benim dönemindeki futbolcularım. Benim doğum günümü ben hiç bilmem. Bunlar beni doğum günümü her zaman ararlar. Sorarlar. <laughs> Efendim kandilde <laughs> ararlar, bayramda ararlar, Seyranda ararlar. Ana tabi yani. Bu, başka bir şey, şimdi bu mi? tabii evet. ama niye ben o çocuklar gelmiş, alın terini, terlerini burada silmişler. Ben onların bir uruş paralarını dolandırmamışım, paralarını gündü ödemişim. Ödemişiz daha doğrusu. Yani kendim için söylemiyorum. O 21 tane, bir tane başka 21 tane. Efsane yönetim diyorum. Bak ben kendimi saymıyorum. O insanların başarısıdır bu. Bugünkü insanların başarısıdır. Çok iyilik gördüğümüz şeyler de var. İşte bu birlikteliği sağlaması lazım. İşte Erzurum Spor ve işte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor. Bu birlikteliği mutlaka bizim bu konuşmalarımızdan bir ders çıkarıp bir araya getirip bir şey çıkarmaları lazım. Ha birlikten dirlik doğar biz beraber olmamız lazım. Evet kesinlikle. Birlikte olmamız lazım. İşte Ali başkan olmuş, Veli başkan olmuş. Hamza Başkan böyle bir şey yok. Ortada bir şey var. Evet. Erzurumspor. Ben de zaten son ortak var. payda bu. Başka son. başka bir şey yok. Öyle hava atmak için hemen şeyden oradan buradan yazılarla bilmem öyle bir şey yok. Yok ben de son Heh. sorum aslında evet. başkanıma evet. buradan soracaktım. Zaten evet. evet, Cevabını aldım ama evet. aldım aslında dinleyenler evet. de anlamıştır. Mesela şu anda farklı bir kuşak var. İşte X kuşak, Y kuşak diyorlar, Z kuşak diyorlar. İşte sosyal medya şu anda çok aşırı derecede kullanılıyor. Tabii şu anda sizi de inşallah dinlemiştirler. Tabii benim de son sorum bu sosyal medya üzerinden yazanlar. Şimdi de siz de çok müthiş bir deneyim ve tecrübesiniz. Bunlara da birkaç kelime söylerseniz bu ortak paydamız için. Valla şimdi ben sosyal medya kullanmasını cidden bilmiyorum. Yok işte oradan evet, çünkü çok şimdi aşırı evet. geliyor. Ha duyuyorum mesela. Diyelim işte arkadaşlar söylüyor. Resim gönderiyorlar. Whatsapp'tan şu. Şimdi benim dediğim şu. Ortada bir Erzurumspor var. Ben or orası önemli. Şimdi be. bu benim için önemli olan bu. Şimdi bu Erzurum Şimdi diyelim ki ben başkanlığını yaptım. Bir daha Erzurum Spor'a aday oldum mu? Olmadım. Sevgili kardeşim Cemal Polat. Bu takımın bir daha başkan oldu mu? Olmadı. Niye bıraktın o zaman anlatabildim mi? Şimdi şimdi sosyal medya. Bizi bilmeyen kuşak bilmez. Güzel, hale geldi. Biz yaş kemale geldik. Şimdi biz 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 bizim şimdi burada ortak payda ne? Ortak payda Erzurumspor. Ali Veli, Hasan Hüseyin değil. Bunun başkanı kim olursa olsun. Bunun yanında herkes olacak. Evet. Saygı duyacak. Saygı duyacak. Sahip olacak. Sahip olacak. Ana işte o ne dedi, bu, bu ne dedi gibi böyle basit basit sebeplerle Basit basit şeylerle birilerini yıpratmaktan kimsenin eline bir şey geçmez. Bir de, işte, bir de Sayın Başkanımızdan, işte Mehmet Bey'le ilgili, efendim sana söyleyeyim. Bir bazı şeyler duydum, üzüldüm, ee, üzülüyorum da. Yani şimdi işte ortada bir şey var. Yani 3 kadar senede, başarılı, üç, bu, bu kadar, üç kadar sene, emek veren bir insan. Bir de şunu söyleyeyim, yani bu bir değerimiz var. Bunu niye değersizleştiriyoruz evet. değil mi? Ya yani Şimdi bakın bugün e, kulübün 55 milyon lira civarında borcu varmış. Hadi buyur öde kardeşim. Evet. Öde. bu Takımı kur. Basit. Nasıl ödeyeceksin? Oynat. Anlat abi yani bunlar işimi gelirlerin giderlerin şu anda işte ligden düştün. Eski Ve yan gelir. Başkanım bu sene Ömer Başkan işi devraldıktan sonra o devre arasındaki yapılanmayla sezonu bedavaya oynamışlar. Yani şampiyon olurken ki borçla birincilikten çıkarken ki borçla Aynı borçla küme düşmüşler. Yani Süper Lig'de e, borçlanma olmamış. Devre arasındaki yaptıkları operasyonlama ama. Altını çizerek söylüyorum. Bu bir başarı değil mi? Başarıdır tabii. Ha şimdi saygı duymak lazım. Mesela diyelim Ömer Bey. E, Ve Ömer Başkan gelirken bu takım 12 maç, 9 puan, ligin sonuncusu. Ligde Beş, kalacak puanları topladılar tabii. Şimdi mesela diyelim ki Ömer Bey bıktı, bıraktı. Aday olan kim var? Hudri Meydan. Tabii tabii. Anlatabildim mi? Evet. Bu kim olur olsun. Ha, ama gelecek insanın bu işin içinde pişmesi lazım. Anlatabildim mi? yani başkan, bilmesi başkan, lazım. Tabii, çizdiğin, tabii kulübün boşlandırılmaması başka. Ee, Değil mi? Tabii kulüp boşlandı. Şimdi gidip de efendim işte 35 yaşında, 36 yaşında yabancı futbolcu bilmem ne milyon eurolar şunlar bunlar bu işler geçti. Yani sen 20 yaş altında bulabiliyor musun? Bugün Altınordu var. var. Şey. Hiç yabancısı şey. olmadan final Şimdi oynuyor. Şimdi bakın işte e, laf ağzımdan aldı. Oraya gelecektim. Gün akşam, evet ki gün akşam seyrediyorum. Altın Ordu'nun e, hocası 9 yıldır kulübün başındaymış. 9 yıldır. Bir tane yabancı futbolcusu yok. Alt yapıdan Türkiye'ye sattığı, verdiği futbolculara da bakın. İşte benim özlemdiğim ve yapmaya çalıştığım çoğunu da becerebildiğim Erzurum Spor'uydu. Yani 2013'te yapılan. ta evet. 2021'de evet. Süper Lig'e çıkacağız evet. demişler. Evet. 2013'te. Evet. Şimdi yani bu plan program dahilinde yapılması gereken şeyler bu. Ama kim olur olsun yarın işte Küşak kardeşimiz gelir işte aday olur. İşte atıyorum Ömer kardeşimiz bırakır veya devam eder. Ya kim olursa olsun ya neticede onun ortak payda zorundayız. elbette ki ortak payda nedir? Ortak payda Erzurum Spor'dur. Onun haricinde ben başka bir şey benim aklım çünkü benim hayat felsefem hep böyle olduğu için herkesin de böyle olmasını istiyorum. Diyorum ki herkes bir noktada birleşsin. Tabii. Ayrımcılık olmadan, Kesinlikle. kimsenin efendim buyusunu kazmadan, kimsenin efendim aleyhinde konuşmadan, şunu yapmadan bunu yap. Ha gönlüm kırılan olan insanda ne efendim yanına giderim, ne hesabını sorarım, ne arkasından konuşurum, ne önünden. Ha ama doğru olan bir doğru olan şu anda Erzurumspor ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in bu kulübe verdiği emeği kimse inkar etmeyecek. Ederse Allah sorar. Evet, yarın elini çektiği gün anlatabilirim. mi? İşte bu kulübün Allah yardımcısı olsun Erzurumsporu da benzemez. Evet. Doğru Bir başkan. de Volkan'la ilgili herhalde tam bitirmemiştik. Evet. Onu da şey Onu da söyleyip programı kapatalım. kapatalım. Güzel sohbet oldu bak. Şimdi Volkan'a yapılan haksızlıkta çok ciddi bir serzenişiniz oldu. Hatta hafta sonu olmasına rağmen çok erken saatte beni aradınız. Ya bu Volkan'a yapılanlar beni çok rahatsız etti. Gece uyumadım sabaha kadar dediniz. Çok da rahatsız olmuştunuz. Ee, tabii Volkan bu şehrin manevi değeridir. Süper Lig'deki tek Erzurum kimlikli olan bir hakemdir. Dik duran bir çocuktur. Kimsenin çantacılığını yapmamıştır. Kimseye ele tevk öpmemiştir kendi dişiyle, tırnağıyla kazıyıp e, o ligde olan bir çocuğumuzdur. Bir ondan bahsedin başkanım. Evet. O rahatsız oluşunuzdan. Şimdi rahatsızlığım şu bakın. Ben dediğim gibi kimse lütfen yanlış anlamasın. Benlikten kötü bir şey yok. Yani ben Erzurum'da Erzurum'da kim oluruz? olsun. Yani onun onun onlar için yapılan aşağısı beşahsı haksızlığa efendim karşı gelen bir insanım. Şimdi ben Volkan kardeşimi babası benim arkadaşım. <laughs> Onun kim olduğunu biliyorum. Artı şimdi kusursuz bir insan var mı? Ben kendime kusursuz bir insanım diyebilir miyim? Hiç. yani mümkün değil. Ya, hatası mutlaka hatası bir sanki. yanlışım vardır. İşte birisi kızar diyor ki Hamza Cemil'in kafası ker. Yani <laughs> biraz şey olsun. Anlatabildim mi? Yani her insanın mutlaka bir şeyi vardır. Kusuru vardır. İşinde de kusuru vardır. Ticaret yaptığı işte de vardır. Memuriyette de vardır. Futbolculuğunda. Hakeminde ya düdük elinde. Anlatabildim mi? Yani illaki bir yanlış olmuştur. Şimdi bu yanlışı yaptığın zaman seni eski ha hakem bozuntuları. Ben sizin hepsinizin, hepinizin bu Erzurumspor'a neler yaptığınızı ben burada söylesem yarın öbür gün bu yani bu kendimi düşünmüyorum da sizi düşünüyorum bu kanalı. Anlatabildim <laughs> mi? Neler yaptığınızı ben biliyorum. Şimdi çıkıp burada sallıyorsun. Sen kimsin? Senin salladığın ve yaptığın şeyleri Erzurum Türkiye'de Hamzacı Milli Deneyi bilen bir kimse yok. Ha Volkan Nedir? Kimsenin çantasını taşımamış. Öz bir öz Erzurum çocuğu. Babası futbolun içerisinden gelmiş. Değerli bir ağabeyimiz. Doğu Anadolu futbol efendim bölge müdürlüğünü yapmış. Erzurum'a bir, bir hizmeti olmuş. Anlatabilir bir insan. Ben evet. Ben serzenişim o. Ben lafını söylettim. Yarın Ali için de aynı şeyi söylerim. Veli için de, Hasan için de, Hüseyin için de. O, o sahip olmamın sebebi. ben yani bütün vakıfları Türkiye'nin her yerine Binlerce mesaj, ben atmasını göndermesini bilmiyorum, çocuklarının elemanlarımdan hepsine gönderdim. Telefon numarasını verdim, kendisini de aradım. Dedik ki bak seni arayan olur, efendim sana söyleyeyim sakın şey yapma, Te tereddütü Erzurum senin arkanda. Bunu demek benim boynumun e, borcu. çok da mutlu etmiş, e, çok da duygulandırmış. Benim benim, benim, benim ben boynum, boynumun borcu, yani bunu söylemek, bunu yapmak benim boynumun, ben, 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 yanlış anlamayın insanın asaletini gösteririm. Hala ne güzel konuşuyorsunuz. Aferin biraz daha sallayayım mı deseydik. E, sallayanları ben biliyorum. Sen efendim 19 Mayıs stadında, Konya stadında, efendim Rize stadında kime nasıl düdük çaldığınızı ben biliyorum. Siz kim bu orazanlığını orada yapıyorsunuz? Anlatabildim mi? Ben yani <laughs> hepsinizin ne olduğunu biliyorum. <laughs> Onun için yani burada dediğim gibi şey kurallarını da aşmayalım. Ee, Sürçü lisan ettiyse af ola. Başkanım çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ağzınıza bakmayın. İşte, Gerçekten çok güzel bir gece yani, yaşattı. Allah razı bize. olsun sizden. Erzurum'un ee, Erzurum de sizin ağzınızdan duymak, o güzel anları tekrar yaşamak hoştu. Özür dilerim. Osman abi'den bahsetmedim. Çok özür dilerim. Rahmetli Yiğit'ten. Evet, bakın. Ayaspaşa'daki dükkanımda oturuyorum. Rahmetli bana hep kaptan derdi. Dükkanın önünden geçiyor. Kaptan dedi nasılsın? Bunu anlatmasam olmaz. İstersen dedi, de, de, evet. vaktinizde bitsin. Evet. Kusura bakmayın biraz daha hani şey olsun <laughs> işin içerisinde. Abi gel dedim. Osman abi bir çay ikram edeyim. Yok dedi bir acele bir işim var dedi. Bir 10 dakika sonra döneceğim. Böyle onun şey yürümesi de var ya böyle evet. rahmetlinin. İşte bir 10-15 dakika sonra geldi. İşte oturduk sohbeti oradan buradan cumartesi günlerden. Bazı şeyleri hiç unutmam. Günlerden cumartesi. Ertesi günde Erzurumspor'un Spor'un Erzurum Spor o zaman genel kaptanı. Hı. Evet. Erzurum Spor'un maçı var. Dedim ki abi dedim yarın maç var sen buradasın. Kaptan dedi hele karıştırma. Abi Allah'ın seversen söyle dedim. Bak, yukarıda Allah şahit Ne diyorsam odur. Nur içinde yazsın. Yemin billah dedi ki Hanımın dedi iki tane bileziğini dedi bozurdum. Taş mağazaları Kulübün parası yok. Kulübü de plasmana götüreceğim. Bak, i̇çim burkuluyor şimdi. Şimdi bu insanlar bu kulübe hizmet verdi. Kimse bu kulübe ihanet edemez. Evet. Anlatalım mı? Nurcun içinde adam iki tane e, şeyini rahmetli Çok feda bana feda da üstüne yani. söyleye basa basa bana bu söyledi dedi ki ya, dedim ki abi sen onları götür geriye söyleme sahibi. Ben şey yok dedi. Kaptan sen vereceğin kadar vermişsin. Geç anlatabildim mi? Şimdi bu insanlar bu, bu, bu şehre böyle hizmet verdiler. Bunları anmamaktan anmamak nedir ya? İnsanlık mı? Vefasızlıktır. Değildir. Vefasızlık. Anlatabildim mi? Şimdi biz anıyoruz işte eskilerimiz işte ölenler nur içinde yatsın. Makamları cennet olsun. Efendim hayatta olanlara Allah uzun ömürler versin. Amin. Ararım sorarım ellerinden öperim. Bayramlarda Seyran Bu benim asli vazifem. Bu birliktelik. İstiyorum Kesinlikle. ki herkes de böyle olsun. Evet. İşte bu küskünlük bitsin. Bu, bu programda inşallah buna bir vesile olsun. İnşallah. Efendim evet. sana söyleyeyim. Şu Erzurumspor çatısı altında insanlar birleşsin, bir araya gelsinler. Akıllı bir yönetim, işi bilen, 3 Temmuz'un biraz tuzundan yutmuş insanların içinde oldu. Ha bu işte yarın Ömer Bey bırakır, Kürşat gelir, Ali gelir, Veli gelir. Hepsi bizim için birdir. Hiç kimse sadece o olması yeterli. Ki yeterli. Kim olur olsun bizi sonuna kadar yeter ki içinde art niyet olmasın. Olmasın. Tekrar başınıza ağrıttım. Ester Yok başım şur sizi ettiyse Teşekkür ederim. Biraz da çok konuştum. <laughs> Bütün izleyenlere, sizlere selam, sevgi, saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Yıllar sonra böyle bir programa geldik. Çok güzel Sağ vardı. olun. Allah razı olsun. Geçen hafta gelecektim. Rahatsızdım. Evet. Kusura bakmayın. Tekrar evet. herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar. Evet sevgili izleyenler. Ee, Erzurum'un bu işin dinamitlerini ateşleyen sevgili başkanımız Hamza Cimilli ile hoş sohbet bir program geçirdik. Anılar çok, maziler derin ve vefadan bahsettik. Evet olması gereken de o. Bir tane Erzurum Spor var. Ve bizlerin görevi de o Erzurum Spor'un etrafında olmak. Başkana destek olmak. Yönetimine destek olmak. Çomak sokmak çok kolay. Yıkmak çok kolay. Yapmak çok zor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Spor, spor aktifi sunduğu.